24 ekranlarından mutlu akşamlar değerli tarih severler. Ben Özgenur Reyhan Güler. Bu akşam yine bilinmeyenleri konuşmak ve tarihin kara deliklerine ışık tutmak için an ve zamanla karşınızdayız. Dünya tarihi boyunca kimi imparatorluklar gürültülü bir şekilde, kimileri ise sessizce ömürlerini tamamladılar. 600 yıl boyunca hüküm sürmüş Osmanlı İmparatorluğuysa son dönemlerinde eşi benzerine az rastlanan olaylar yaşanmıştı. Bu olaylar kimi zaman hazin, kimi zamansa tarih malzemesi açısından oldukça zengindi. Bazıları ise oldukça duygu yüklü bir iklim içerisindeydiler. Biz de bu akşam Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerini konuşacağız. Osmanlı İmparatorluğu'nun son padişahı Sultan Vahidettin Han'ı konuşacağız. Sultan Vahidettin Han aslında kimdi? Gerçekte kimdi? Onu gerçekten tanıyor muyuz? Nasıl bir eğitim aldı? Nasıl bir padişahtı? O tahta geçtiğinde ülkenin iklimi nasıldı? Ülkeyi neden ve nasıl terk etti? Mezarı nerede? Nerede öldü? Hepsini konuşacağız bu akşam. Biliyorsunuz ki hafta boyunca bu konu oldukça konuşuldu, tartışıldı. Hatta politik malzemelere sebep oldu. Kalemi, ilmi, fikri, tarih olmayanlar maalesef ki tarihimizi bazen ideolojik ve politik yönlere çekip yorumlar yapabiliyorlar. Biz bu akşam isterseniz kalemi, tarih ve ilmi, tarih olmayanlar sussun. Gerçek tarihçiler konuşsun, yazılar ve belgeler konuşsun diyoruz. Öyleyse sizin merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zaman başlıyor. Değerli tarihseverler, an ve zaman başladı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli konuklarım var. Hemen tanıtmak istiyorum vakit kaybetmeden sizlere. 24 ekranlarından yakinen tanıdığınız ve çok sevdiğiniz tarihçi yazar Nermin Taylan Erkutlu hocamız bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. 24 izleyicileri sizi çok seviyor, takip ediyorlar. Her zaman yazıyorlar. Ne zaman tanıtım paylaşsak Nermin Hoca harika diye çok güzel dönüşler alıyoruz. Şeref verdiniz. Her zaman öyle yapıyorsunuz. Şeref verdiniz tekrardan. Ben de herkese selam sevgiler iletiyorum. Ben de sizleri ve sevgili izleyicilerimizi çok seviyorum. Bu masada her zaman keyifli programlar yaptık. İnşallah bu akşam da soru işaretlerine cevap bularak güzel bir muhabbetle buradan ayrılalım. İnşallah, inşallah keyifli bir program olacak. Bir diğer konuğum tarihçi yazar Şeref Yumurtacı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür 24 ederim. Ekranlarına. İnşallah güzel bir program gerçekleştireceğiz. İnşallah hocamla beraber güzel bir program olacağını düşünüyorum. Evet, eminiz hocam. Evet, bu akşam açılışta da söylediğim gibi amacımız çarpıtılan tarihle hesaplaşmak değil. Tarihi doğru ve ehil kişilerden dinlemek ve anlayabilmek. Bu akşam dediğim gibi Sultan Vahidettin'i ve Osmanlı'nın son dönemlerini konuşacağız, anlamaya çalışacağız. Hashtagimiz değerli seyirciler, etiketimiz Vahdettin'i tanıyor muyuz? Twitter üzerinden Vahdettin'i tanıyor muyuz etiketiyle yazarsanız hocalarıma sorularınızı iletmiş olacağım. Ben de hemen başlamak istiyorum. Çünkü konuşacağımız çok fazla şey var hocalarımı da bekletmemek adına. Tabii ki ben programı hazırlanırken dersimi çalışıp geliyorum. Çok fazla okuyorum bu arada. Konuklarıma yetebilmek adına. Bu konuda okuduğum kitaplarda, makalelerde Sultan Vahidettin hakkında o kadar çok şey var ki yazılmış. Tarihte hiç olmadığı kadar yayın var. Onunla karşılaştım bir kere, bir derya ile karşılaştım. Evet. Onu göklere çıkartan yayınlar da var. Tamamen tabii kötüleyen yayınlar da var. Bunların tabii birçoğu ilmi verilerden mahrum olduğunu gördüm. Hani bir de akademisyen olarak o gözlükle okuduğunuz anda ne kadar nitelikli olduklarını da analiz edebiliyorsunuz. Elbette sizler çok daha iyi bilirsiniz. Tarihçi vazifesi tarihi suretleri ne göklere çıkartmak ne de satır aralarından bir şeyler çekip onu kahramanlaştırmak, doğruları konuşmak. Biz de bu akşam bunu yapacağız ve belgelerle doğruları konuşacağız. Zaten bunun altını çizmek lazım diyorum öncelikle. Yazanın yapana sadık kaldığı bir tarih. Evet, kesinlikle hocam. Hepimiz şunu peşinen kabul etmeliyiz ki Osmanlı Devleti'nin başındaki padişahları, halifeleri, yöneticileri dönemin konjektürüne uygun politikalarıyla doğru ya da yanlış tarih sayfalarında yerini
almışlar. Osmanlı'nın son dönemleri de evet karışık ve oldukça değişik bir iklim var. Ve Sultan Vahidettin de bu iklimin içinde bir son padişah olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi biz en baştan Vahidettin'i tanıyor muyuz diye başladık. Ben Nermin Hocam'la başlamış olayım. Hocam, Sultan Vahidettin nasıl yetişti? Nasıl çocukluk dönemi nasıl geçti? Yani saltanata gelene kadar süreci nasıldı? Bir tanımaya başlayalım, sizden bir alalım. Şimdi konuşmanızın başında çok güzel yerlere değindiniz. Ben her zaman söylediğim bir mevzuda giriş yapmak istiyorum bu konuya. Osmanlı tarihi ideolojik bakış açılarıyla yahut kendi çıkarlarıyla ya da siyasete kurban gitmeden hiç kimsenin abartılmasından ya da hiç kimsenin Osmanlı'yı yermesinden ziyade, yani Osmanlı Devleti birilerinin yüceltmesine ihtiyacı yoktur. Yeterince büyüktür zaten. Birilerinin küçültmesiyle de Osmanlı Devleti küçülmez. Kaldı ki padişahlar da bu şekilde. Birilerinin büyütmesiyle büyümez, birilerinin küçültmesiyle küçülmez. Ama biz Türkiye'de dünyanın hemen her devletinde kaderdir bu. Rejim değişikliği yahut devlet değişikliği olursa bir topraklar üzerinde yeni devlet kendi varlığını kabul ettirmek için, kendini meşrulaştırmak adına eskiyi kötüler. Eskinin hiç olduğunu, aslında o eskiyle beraber bu ülkenin yürümeyeceğini, yeni bir şeyler gerektiğini ve o yüzden var olduğunu söyler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk yıllarında da bu böyle oldu. Diğer devletlerde olduğu gibi, ancak diğer devletlerde olmayan bir şey var bizde. Biz hala buna devam ediyoruz. Rejim değişti. Osmanlı Devleti yıkılmadı. Yalnızca rejim değiştirdi. Türkiye Cumhuriyeti olarak varlığına devam ediyor. Ancak biz hala geçmiş kahramanlarımızı, geçmiş şahsiyetlerimizi, geçmiş büyüklerimize, kendi ideolojilerimize kurban ederek, özellikle siyasi çıkarlar uğruna, kendi cenahına, kendi tarafına yaranma uğruna her ağzını açan Osmanlı'dan dem vuruyor. Bunu ben bir taraf için söylemiyorum. Bu ülkede kalem oynatan, akademik camiada bir şeyler yapmaya çalışan ve öğrenci yetiştiren biriyim. Birileri bir zamanlar çıkıyor, kusursuz bir Vahdettin sunuyor bize. Birileri de çıkıyor, vatan haini diyorlar Vahdettin için. İşte iki tarafındaki tefrit ya da iki tarafın bakış açısıyla bir Vahdettin'i, bir Mustafa Kemal Atatürk'ü bizler hiç anlayamadık ve anlayamayacağız da. Bir belediye başkanının söylemiş olduğu söz üzerine Vahdettin Türkiye'nin gündemine tekrar oturuyor. Tekrar gündeme geldi. Tekrar gündeme geliyor ki bu zaten şöyle bir şey de var. Yani siz de bilirsiniz, her 2-3 ayda bir Osmanlı bir gündeme gelir. Her 2-3 ayda bir Osmanlı'ya laf söylenir. Ama bunu tek taraflı olarak söylemiyorum. İki taraf da bunu yapıyor. Bir taraf hiç suçsuz, suçu olmayan, her şeyi muazzam yerine getiren, bir taraf birine hain diyor, bir taraf başka birine hain diyor. O zaman biz akademisyenler yahut burada kalem oynatanlar, arşiv karıştıranlar çıkıp hayır öyle değildi, bu böyleydi diyeceğim mi? Böyleydi diyoruz. Ama neden? Biz de bir tarafgirlik olarak hayır Vahdettin aslında böyleydi diye bu sefer biz bunu yüceltmeye çalışıyoruz. Ya da işte bir başka isimden bahsedecek olursak, gençler, ülkedeki insanlar bundan hiçbir şey anlamıyor ve bu kavga böyle devam edip gidiyor. Ne yazık ki biz hala kinimizi, nefretimizi Osmanlı üzerinden kusmaya devam ediyoruz. O yüzden çok güzel bir giriş. Vahdettin'i tanıyor muyuz? Vahdettin kimdi? Neden gitti? Niçin başarılı olamadı? Biraz bunları anlarsak, 2022'den çıkıp 1918'e, tahta geçtiği tarihe gidersek, hem çocukluğuna, hem yetişkinliğine, hem şehzadelik yıllarına bakarsak, tahta oturduğunda ben bir kubura oturdum. Hani evet, ben bir tahta değil kubura oturdum diyen bir sultanı aslında anlamaya çalışırsak, belki o zaman nerede olduğumuzu ve niye olduğumuzu fark ederiz. Yahut milli mücadeleyi başlatan ekip, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli mücadeleyi başlatan ekibi de belki o zaman anlarız. Ve o zaman deriz ki iyi ki Türkiye Cumhuriyeti var, iyi ki Türkiye Cumhuriyeti içerisinde yaşıyoruz. Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne bütün geçmiş şahsiyetlerimiz bizim. Ancak biz bu ülkeye ne yapabiliriz gayesinde oluruz. Bundan sonra nereye götürebiliriz? Bundan sonra biz ne yapabiliriz? Şimdi öyle bir şey ki, Sultan Vahdettin hain miydi diye soran insanlar, bu sosyal medyadan da bize soruldu vesaire yerlerden, hayatı boyunca ülke için tek bir taş koymayan, ülkenin yararına herhangi bir şey yapmayan insanlar Sultan Vahdettin'i eleştiriyorlar. Hayır, hain o değil. Ülkesi için çabalamayandır hain olan. Aynen öyle. Bunu bir kere
programın girişinde bu şekilde izah etmiş olayım. Sonra Sultan Vahdettin'e şöyle bir giriş yapalım. Vahdettin'i tanımlayacak olursak kendisine zavallı bir padişah diyenler de var. Son kahraman diyenler de var. Ama bana göre doğduğu yıl babasını, daha sonra 4 yıl sonra annesini kaybeden bir padişah. Yetim büyüyen bir şehzadeydi o. Ve kendisine şehzadelik yıllarında Abdülaziz zaten tahta. Daha sonra taht değişiklikleri olacak. 1876 yılında, şimdi ondan önce, şimdi veliahtlık sistemi zaten ondan öncesinde yok. Henüz küçük yaşlarda. Ve tahta şehzadelik yıllarının ilk vakitlerinde biraz sıkıntılı aslında. Kendini bulduğu dönem Sultan Abdülhamit dönemi, 2. Abdülhamit dönemi. Ben arşivi karıştırırken bir evrağa rastlamıştım. Orada şey diyordu, biraz maddi sıkıntı içerisinde ve Sultan Abdülhamit'e yetmediğini söylüyor. Daha evvel benim sıkıntımı gidermiştiniz. Siz bu seferli sıkıntımı gideriniz tarzı bir niyazı var ve alttaki imzası kulları Vahidettin diyor. Hani kardeşiniz Vahidettin demiyor, kulları Vahidettin. Biz buradan şunu anlıyoruz. Dostu, ağabeyi, candaşı, sırdaşı, örnek aldığı kişi Sultan II. Abdülhamit. Zaten kardeşler. Bu şekilde şehzadelik yıllarında bir de ben şeyi biliyorum. Şimdi nasıl bir psikoloji içerisinde doğduğunu, yaşadığını izah etmek adına bunu söylüyorum. Hemen hocama söz vereceğim. Yetim büyüyor. Evet. Önce bir hanım yetiştiriyor. Daha sonra o hanımdan başka bir hanıma geçiyor. Zorunluluktan yetim, dolayı. Zorunlu bir şekilde oradan oraya gidiyor. Şehzadelik yıllarını, iki yılları biraz sıkıntılı. Sonra Abdülhamit döneminde de biraz rahat ediyor ama gizli gizli, şimdi arşiv evrakında gizli gizli tekkeye gittiğini biliyoruz. Neden? Çünkü Abdülhamid'in jurnalcileri görürse, oraya işte tarikata gittiğini, Nakşi tarikatına gittiğini görürse, jurnalleyecekler. Orada devlet sohbeti yapılıyor denilebilir, yanlış anlaşılabilir diye kaçıp kaçıp dergaha gittiğini biliyoruz. Şimdi zor bir dönem aslında. Evet. Şehzadelik yılları da zor geçiyor. Bedenen de ciğer rahatsızlığı ailesinden intisap etmiş. Bedenen de zayıf. Kendisi de söylüyor, ben zaten zayıf bir bedene sahiptim. Bir evet evet, bunu zaten izah ediyor. Bu şartlar altında Osmanlı'nın en sıkıntılı vakitlerinde 1877-1878 yıllarında Osmanlı-Rus harbini yaşadığı, ki Osmanlı'nın bel kemiğinin kırıldığı harptir bu. 93 harbidir. Bel kemiği kırılmıştır. Aslında Osmanlı ondan sonra uzatmaları yaşamıştır. Böyle bir Osmanlı'da dünyaya gelen bir şehzade, kendisinden önce 16-17 tane veliaht var. Tahta geçmesi neredeyse imkansız. Evet. Hazırlanmıyor bu yüzden. Bildiğimiz kadarıyla bir fıkıh kitabı yazıyor ve bu fıkıh kitabını daha sonra padişahlık yıllarında başka birinin ismiyle basılıyor. Yani dindar bir padişah. Aslında vücuden zayıf, psikolojik olarak evhamlı, çünkü Abdülhamid'i hem örnek alıyor hem de sıkıntılı yıllar. Ancak Abdülhamid'i örnek aldığından dolayı da biraz da devlet yönetimi olarak tahta geçtikten sonra Abdülhamid'i neredeyse taksit etmeye çalışacak İngilizlerle iyi anlaşma noktasında. Yani böyle bir Osmanlı'da dünyaya gelen Vahdettin aslında Fatih Sultan Mehmet döneminde dünyaya gelmedi. Evet. O yüzden biz 2022'den değil, dönemsel olarak padişahlara bakarsak biraz daha anlayışlı ve kavrayışlı olabiliriz diye düşünüyorum. Karışık bir dönem. Evet. Yani devletin, belki de Osmanlı Devleti'nin o zamana kadar yaşadığı en karışık, gördüğü en karışık olayları bir arada iç içe geçmiş bir süreç. Zaten tahta çıktığında hocam da ifade etti. Kuş tüyü bir tahta çıkmıyor. Evet. Altında bir köz olduğunu ifade ediyor kendisi ve dua istiyor. Çok zor bir zamanda devleti acaba kurtarabilir miyim düşüncesiyle tahta geliyor. Çünkü ilk Talat Paşa ona gidip işte kendisinin artık padişah olması gerektiğini söylediğinde bir heyecan, hani padişah oldum diye atılmasını beklerken orada böyle bir duraksıyor. Heyet de şaşırıyor. Bana biraz müsaade edin, ben düşüneyim diyor. Yani padişahlık geliyor, saltanat Osmanlı Devleti'nin başına geçecek. Bu teklifle geliyorlar, Sultan Vahdettin ben bir düşüneyim diyor. İşte o gece abdestini alıyor, namazını kılıyor ve abdestli bir şekilde yatıyor. İstihareye yatıyor. Evet. O gecenin sabahında da yine hemen kabul etmiyor. Önce diyor görevimizi yerine getirelim, defin işlemlerini gerçekleştirelim. Ondan sonra kabul ediyor. Yani o da kabul edip etmeme arasında gidiyor ve bir açıklamasında şunu söylüyor.
Kaçmak kolaydı. Yani bu şartlar altında bir devleti şöyle düşünün. Bırakıp gitmek kolaydı. Dört bir taraftan sıkıştırılmış. İngilizler, Fransızlar bir taraftan Yunanlar artık girmek için sabırsızlıkla bekliyor. Dört bir taraftan kuşatılmış. Sarayın her tarafında hainlerin olduğunu, ona ihanet edecek kişilerin olduğunu biliyor. Suikast düzenlenecek. Evet. Defalarca suikast girişimi oluyor. Yani bunları bilerek kaçmak çok kolaydı. Yani tahta oturmuyorum. Ben böyle bir hakkı da vardı. Saltanattan feragat edebilirdi. Feragat ediyorum. Ben padişah olmayacağım dese belki yine hayatına çok mütevazi bir şekilde, bundan önce yaşadığı şekilde devam edebilirdi. Hı hı. Ama o bunu kendine bir vatani görev olarak görüyor ve tahtı kabul ediyor. Tahta geçtiği zaman da karşısına çok zor bir süreç çıkıyor. Aslında kişiliğine baktığınız zaman, yani kendini yetiştirme sürecine baktığımız zaman Sultan Vahdettin, evet devlet adamı olarak birazdan yine konuşuruz, değerlendiririz, anlatırız yaptıklarını, yapmadıklarını, ama kendini özellikle hocam ifade etti, İslami konularda çok güzel yetiştirmiş. Ne kadar güzel yetiştirmiş. Önüne gelen fetvaları, değil mi? Dini fetva açıdan noktasında, ilmihal noktasında çok muazzam derecede. İlmi açıdan değerlendirip onlara şerh düşüp o fetvaları geri gönderebilecek kadar bir ilmi, şer'i ilimlere hakim. Bunun yanında hattat. Evet evet, notlarım arasında da var. Yani fıkıh eğitimi alıyor, bir fıkıh alimi aslında. Fıkıh alimi. Hocamın az önce bahsettiği kendi ismiyle yayınlanmayan bir fıkıh kitabı var. Evet, günümüzde dahi hani ellerden düşmeyen, yanlışsam lütfen düzeltin hocam, Nimet-i İslam kitabı. Nimet-i İslam, evet. Hacı Zihni Efendi'nin ismiyle yayınlanıyor. Öyleymiş. Evet. Şehzadelik yıllarında özellikle şimdi bir kitap hazırlamak ve bu anlamda bir ilmihal kitabı hazırlamak çok önemli. Şu anda bile pek çok yerde okutulan ve itibar edilen bir kaynak. Herkesin itibar ettiği, hatta Mısır El Eser'in dahi itibar ettiği bir fıkıh kitabı ki çok önemli bir ayrıntıdır bu. Önüne gelen fetvaları, yani öyle bir şer'i ilme hakim ki fetvaları da, yani bir Şeyhülislam'ın yazdığı fetvayı üzerinde düzeltme yapabilecek kadar ilme hakim. Tabii tabii. Hattat musikiye ayrı bir önem veriyor. Kendisi gerçekten musiki anlamında kendini geliştirmiş. Ben programa gelmeden önce yine teyit amaçlı baktım. TRT repertuarında 70'in üstünde kendi bestesi var. Sultan Vahidettin'in TRT'nin kabul ettiği, tabii 70'in üstünde bestesi var. Yani musikiye de bu kadar meraklı. Bunun yanında edebiyata olan merakı, bunların hepsi Diyanet Ansiklopedisi'nde açık olarak ifade ediliyor. Yani tek bir açıdan sadece devleti yönetme noktasında bir asker veya bir devlet adamı olarak değerlendirmekten ziyade şehzadelik yıllarında kendini her alanda geliştirmiş. Hı hı. Belki de hani az önce hocamın ifade ettiği gibi kendini taht varisi olarak görmediğinden biraz daha bu alanda gerçekten kendini geliştirmiş. İtibar edilir bir hattat. Öyle sıradan bir hattat da değil yani. İşte besteleri, bunlardan iki tanesi işte semai, bir tane de marş var yazdığı. Sultan Vahdettin'in kendi devletlerin yazdığı. Devletlerin marşı vardır. Bizim de bir marşımız olsun. Kendi diye. Yazdığı marşı var. Yani her noktada kendini geliştirmiş bir kişilik görüyoruz ki hatta tahta çıktıktan sonra Mustafa Kemal Paşa 7. Ordu Komutanı olarak ilk görevlendirilip gittiğinde onun adına verilen bir yemekte Sultan Vahdettin'i anlatırken onunla ilgili şunu söylüyor. Diyor ki feraset ve zeka sahibidir. 7. Ordu Komutanı olarak gidiyor Mustafa Kemal. Sultan Vahdettin'i Şam'da tanıtırken feraset ve zeka sahibidir diyor. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde gerçekten bir düşünür, bir alim, bir devlet adamı hepsini bir arada görebiliyorsunuz Sultan Vahdettin üzerinde. Aile hayatını merak ediyorum örneğin hocam. Aile hayatında nasıl bir ailede yetişiyor? Disiplin mi yoksa hakikaten zayıf, garip bir adam olduğu için özgür mü? Hani tahta çıkma olasılığı da pek yok sanki gibi düşünülerek. Şimdi normal bir şehzade mi yoksa hani eğitimine, terbiyesine özen gösterilen, hazırlanan bir şehzade olarak mı acaba? Şöyle, az önce ifade ettiğimiz gibi tahta çıkma durumu, yani belki de 16. 17. sırada olan birisi. Hı hı hı. Ama kendini yetiştirme serüvenine baktığımız zaman küçük yaşlardan itibaren evet hem öksüz hem yetim kaldı. Ama bunun yanında kendini gerçekten çok iyi geliştirdi. İşte bir medrese hayatı, başarılı çalışmaları. Bunun yanında kendi
aile içerisindeki ilişkilere baktığınızda mesela ilk evliliğini yaptığında Sultan Vahdettin Han üzerine bir daha evlenmeyeceğine dair söz vererek. Cemile Sultan. Evet, Cemile Sultan'a. Nazik Eda Kadın Efendi Osmanlı'nın aslında son tacdarıdır. Evet. Son sultanıdır, son belki kraliçesidir diyebiliriz. Onu çok beğenince o da babası onu zannediyorum Batum doğumlu. Batum bir doğumlu. Türk ırkında mensup babası iki kızını getirip Cemile Sultan'ın eğitimine veriyor. Buradaki işte köşkünde karşı tarafta. Oraya verdikten sonra Cemile Sultan'dan istediklerine Cemile Sultan ben bir şehzadeye kız vermem, talebe vermem diyor ona. Evet. Ve daha sonra üzerine herhangi bir evlilik yapmayacağına dair söz alıyor. Söz alıyor. Ama daha sonrasında işte iki tane kızı olup zannediyorum bir evladı da vefat ediyor. Ve Nazik Eda Kadın Efendi aslında ona bir daha evlenmesi gerektiğini söyleyince üç defa daha evleniyor sonrasında. Ama şimdi Vahidettin'in şehzadelik yıllarına geldiğimizde diğer şehzadeler şüphesiz Yusuf İzzettin Efendi askerin de halkın da sevdiği veliaht bir şehzade 1916'ya kadar. Ama ondan öncesine baktığımız zaman şimdi evet biz biraz Vahidettin'i hep sanki gölgedeymiş gibi görüyoruz. Fakat biliyorsunuz öyle Mustafa Kemal Atatürk'le bir Almanya seyahati var. Şimdi Abdülaziz'in çıkması gereken bir seyahate eğer Vahidettin gidebiliyorsa demek ki şehzade iken de hani hem önde gelen, sözü geçen, ilmine ve zekasına güvenilen bir şehzade. Padişahı sonuçta, temsil edebilecek kadar Tabii. Bu çok önemli bir ayrıntı. Vahidettin evet padişahlık için hazırlanmamış olabilir ama o bir Osmanlı mensubuydu, hanedan mensubuydu ve günü geldiğinde görevini yerine getirecekti. Fakat hocamın şimdi ifade ettiği bir mevzu vardı. Aile hayatı dedik ya, Vahdettin hiçbir zaman tahta geçmeyi planlamadı. Hiçbir zaman böyle bir niyeti yoktu. Çengelköy'deki köşkte hatta şöyle söyleyelim nasıl yıllar geçirdiğine dair. Şimdi Abdülhamid'in sanki koruması altında bir şehzade ki bu iki kardeş birbirine benzer. Yapı olarak da birbirine benzer. Karakter olarak da. Şimdi tahta geçme süresinde her şeyi göze aldı. Çok güzel bir yerden ifade etti hocam. Abdülmecid Efendi kendisinden sonra halife seçilen kişi, sultan değil, halife seçilen Türkiye Cumhuriyeti'nin halife seçtiği kişi. TBMM tarafından seçilen. Evet, TBMM tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilen. Şimdi ona güvenmiyor. Çünkü Abdülmecid Efendi daha batıcı, Vahdettin Efendi daha kendi kültürüne yoğunlaşan birisi. Ve diyor ki işte kendisine biat etmeye gittiklerinde Çengelköy'deki köşkte kendisine efendim Mehmet Eşat vefat etti artık taht sırası sizindir dendiğinde biz size biat edelim. Hayır biat ettirmiyor. Hı hı. Ve diyor ki beni bana bir gece müsaade edin ben abdestimi alayım istihareye yatayım o istihare sonrasında karar vereceğim. Hı hı. Ve o zaman kızları ağlamaya başlıyor biz gitmek istemiyoruz. İki Ulviye Sultan ve Sabiha Sultan. Tabii. Daha sonra belki geliriz hani Atatürk'ün de Sabiha Sultan'ı bir defa yazışma yoluyla istediği mevzu var. Şimdi kızları ağlıyor hiçbiri tahta hazır değil sadece Vahdettin değil aile de bunu herhangi bir şekilde planlamamış. Nihayetinde sabah kalkıyor ve yine kendi lisanıyla bir gerçek var. Diyor ki gördüğüm rüya aslında saltanata hazır olduğuma dair hayırlı bir rüya değildi. Fakat kendimden sonra gelecek olan Abdülmecid'i düşündüm. O yüzden mecburen ben saltanatı kabul ettim diyor. Evet. Yani tahta geçmeyi bu yüzden kabul ettim. Çünkü Ali Osman'ı düşündüm. Evet. Osmanlı Devleti'ni düşündüm. Bu açıdan baktığınız zaman da zaten sonra şey diyor hani ben bir tahta değil bir kubura oturdum. Kuburda tuvalet. Tuvalet demek. Yani kubura oturdum çok önemli bir ayrıntı. Burada aslında Osmanlı Devleti'ni hep anlatılır ama bence çok güzel bir mevzu. İki olay vardır aslında Vahdettin'in hain olup olmadığı yahut ne yapıp yapmadığına dair. İki mevzu var. Bu iki mevzuyu çözersek ya da bunu anlamaya çalışırsak 2022 yılından belki olaylara vakıf olabiliriz. Kendisi Çengelköy'den biat için zaten benim elimde bir mektubu var kendi el yazısıyla. O mektubu aslında getirebiliriz. Ben sevgili yapımcımız Buket'e atmıştım program öncesinde. Diyor ki Eba Eyüp El Ensari'ye yani ertesi gün artık onu Çengelköy'deki köşkten alacaklar. Eba Eyüp El Ensari'ye gidecekler. Kuşanmaya. Evet mektup şu anda geldi kılıç kuşanmaya. Diyor ki işte ben Ömer Faruk Hazretleri'nin kılıçlarını kuşandım diyor. Şeyh Sunusi. Yediyle işte eliyle kılıç kuşandım. İşte geçmişini anıyor, geleceğinden bahsediyor. Askerine teşekkür ediyor tahta geçtiğimden dolayı. Orada bir hadise var.
Tam onu alacaklar arabayla. Artık hani hem cülüs merasimi için götürecekler. Elinde bir bastonu vardır ki biz bu bastonu her yerde görürüz zaten Sultan Vahdettin'in elinde. Çünkü 57 yaşında tahta geçecek. Evet. Şehzade diyoruz ama şehzade dediğimiz 22 yaşında şehzade değil. 50 yaşına kadar fıkıh halimi bir adam. Evet, evet, evet. Kendi halinde yaşamış bir adam. Ve bu bastonunu yanındakine emanet eder. Topkapı Sarayı'ndan gireceğinde tam o hani tahtına oturacağı esnada bastonunu ister. Bastonu o ona sorar, öbür birine sorar, baston yok. O da diyor ki işte bu bir felaket. Aslında mevzu tam da bu. Nasıl bir tahta oturduğunu, çünkü siz Fatih Sultan Mehmet döneminde, Kanuni döneminde padişahın ilk emri yerine gelmiyordu. Gelmedi. Fatih döneminde padişahın ilk emri yerine gelmeyecek, o insanın bedeninin üzerinde başı kalmaz. Böyle bir şey söz konusu değil, getirmemeleri söz konusu değil. Şimdi böyle bir hadise var. Bir sonraki mevzu da şu. Tamam, Vahdettin böyle bir tahta oturdu. Oturduğu taht ateşten bir gömlekti, onu yaktı kavurdu. Hakikaten de böyleydi. Yanlış kararlar da verdi, vermedi demiyorum. Ama sonrasında bir hadise var. Torunu Hümeyra Sultan'ın anlattığı. Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa Marşı'nı bir kalfaları yani bir çalışanları ona öyle deme kahrol Mustafa Kemal Paşa de dediğinde ve Vahdettin de bunu duyduğunda Hümeyra Özbaş şöyle anlatıyor. Ben o ses kaydını dinlemiştim Murat Bardakçı'nın programında. Diyor ki dedem bizim sesimizi duymuş ve derhal yukarı gelin diye seslendi. Biz diyor yukarı çıktık. Her zamanki gibi diyor sigara içiyordu ve o al bayrak odasındaydı. Yani Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş. Kendisi Paris'te ve al bayrak odasında. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi bayrağıdır biliyorsunuz. Al bayrak odasında. Sen ne diyordun bir daha söyle dediğinde diyor. Biz de yaşa Mustafa Kemal Paşa dedik diyor. Sen az önce ne diyordun? Kahrol. Hiç kimse benim paşama ve bir Türk askerine kahrol diyemez. Aslında meseleyi özetliyor. Hı hı. Gitti. Tek bir laf etmediler. Hanedan da Türkiye Cumhuriyeti hakkında tek bir laf etmedi. Sadece bazı olaylar yaşandı. Osmanlı rejim değiştirdi. Türkiye Cumhuriyeti oldu. Eğer Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Vahdettin Ankara'ya bir tebrik mesajı gönderseydi belki her şey bambaşka olurdu. Ama o göndermedi. Hatta son sadrazam Ahmet Tevfik Paşa. Ankara'ya bir telgraf gönderiyor biliyorsunuz. Evet. Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş Ankara'ya telgraf gönderiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde diyor ki Mustafa Kemal Paşa'ya özellikle diyor ki artık iki taraf da masaya oturup büyük konferansı yani Lozan'ı büyük konferansı konuşmalı ve birlikte karar vermeli ülke içinde olacak diye. O zaman Mustafa Kemal Paşa'nın cevabı çok net. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Çünkü olay artık, burada zaten. Tabii artık olay değişmiş. Yani birileri de ülkesinden feragat edip dedesinin malından babasının malından başka bir yere gidiyor. Ama biz ne yazık ki aradan 100 yıl 99 yıl geçmiş neredeyse 100 yıl olacak hala birine hain birine kahraman öbür taraf başkasına hain başkasına kahraman diyerek biz hala Vahdettin'i anlamaya çalışıyoruz. Kutuplaştırma yani klasik kutuplaştırma dediğiniz nokta çok güzeldi. Mustafa Kemal'e yani normal şartlarda şunu şöyle ifade edilebilir. Saraydasınız, saraydan çıkıyorsunuz, yurt dışına gideceksiniz, gitmek zorundasınız. Bir sarayın içindesiniz ve önünüzde bir servet var. Hı hı. Kendi hazineniz ayrı, devletin hazinesi ayrı. İkisi de önünüzde. İstediğini yanınıza alabilirsiniz. Fakat kendi malını dahi, altından bir çekmecesini dahi devletin hazinesine bıraktıktan sonra gitmek zorunda bırakılan bir padişah ve o yurt dışındaki yaşadığı hayatı gerçekten bir sefalet, yokluk içinde, öldüğü zaman tabuduna haciz konulacak derecede bir yokluk içinde. Bu yoklukla giden birine işte demek ki şu var, bir şeylerden vazgeçti ya da vazgeçmek zorundaydı. Bunu biz daha öncesinde aslında örnek aldığı, az önce hocam ifade etti ya, kendisine örnek olarak Sultan Abdülhamit'i alıyordu. Sultan Abdülhamit'i tahttan indirmeye geldiklerinde isteseydi Sultan Abdülhamit kardeş kanı dökebilirdi orada. Yani iki orduyu birbirine kırdırabilirdi. Hatta Tahsin Paşa diyor ya hocam hani emret sultanım köpek gibi başlarını ezeyim. Ezeyim o da Ahmet'i Mehmet'i Hasan'ı Hüseyin'i mi kırdıracağız? Türk askeri birbirine saldırmaz diyerek feragat ediyor tahttan. Tahttan feragat ediyor ve
bir hapis hayatı yaşıyor. Geliyoruz Sultan Vahdettin'e. O da tahttan, devletten, saltanatından feragat ediyor ve bir yokluk hayatı yaşıyor peşinden. Şimdi hain olan bir insan veya hain diye ifade edilen bir insan eğer devletini sattıysa krallar gibi yaşatılması gerekmez mi? El üstünde tutulması gerekmez mi? Yani bu şekilde sorgulandığı zaman aslında doğru cevaba çok kolay ulaşılabiliyor. Bunu da kaynaklarda şey diyorlar, istese Topkapı Sarayı'nın bütün hazinelerini alır götürür, rahatça bir hayat yaşardı ya diyenler bütün de bütün hazinelerini alıp götürmesine çok gerek yoktu. Bir iki, yani bir parça kendisine bir iki parça yani. Kendisine yetecek kadar. Zaten 57 yaşında tahta çıkmış. Ya 90 yaşına kadar yaşayacağını hesap edip o kadar mal varlığını götürse o bile bunun için yeterliydi. Ama hiçbir şey almıyor. Hatta bazı kaynaklarda şu da anlatılıyor. Saltanat kaldırıldıktan sonra kendisine hilafet tekrar verilmeyeceği 16 günlük orada bir süreç var. Ya biz sanırım bu ay padişahlığı, bu millete hizmet etmeyi tamamlayamayacağız deyip kendi maaşını hesaplatıp ayın 17'sine gidiyor. Hak ettiği kadarını alıyor. 17'sine kadar olan maaşını alıyor. Kalan 13 günlük maaşını tekrar devletin hazinesine iade ediyor. Belgeli mi bunlar hocam? Tabii, tabii. Bunların hepsi anılarda, hatıratlarda var. Birazdan Mustafa Kemal'in de onunla ilgili ne dediğini kendi dilinden, kendi elinden yazdıklarıyla konuşacağız. Ama şu var, gerçekten hatırlamıyorum tam nerede yazdığını. Hocam hatırlarsanız söyleyin. Mali anlamda dünyanın görebildiği en mükemmel insanlardan birisi diye geçiyor. Mali anlamda, yani mali noktadan baktığınız zaman en adaletli, en hassas kişilerden birisi olarak geçer. Kaynaklarda da bu böyle yansımıştır. Yani bu kadar dikkatli, bu kadar hassas, az önce bahsettik ya, zaten şer'i noktalarda bu kadar üst derece bilgi birikimine sahip olan birinin devletin malını çalmak gibi bir niyeti olacağını hiçbir zaman düşünmemek lazım. Kendi yaşantısı da bunu gösteriyor zaten. Onu ikinci bölümde de uzunca değineceğiz. Evet. Elbette garip bir padişahtı Sultan Vahidettin. Garip derken mecazi anlamda da söylüyorum aynı zamanda. Yani padişah olmayı hiç düşünmeyen, kendi halinde hani omuzlarına, o cılız omuzlarına 600 yıllık bir imparatorluğun yükü binmiş. Zor bir dönem. Evet. Ben biraz dönemden bahsetmek istiyorum. Yani tacı tahtı var ama ordusu yok. Evet. Hazinesi boş, tebaası perişan, açlık hastalıktan kırılıyorlar, savaştan çıkmışlar. Biraz da o konunun daha iyi anlaşılabilmesi adına Sultan Vahidettin tahta çıktığında Osmanlı'nın içinde olduğu durumu biraz değerlendirmek ya da o iklimi biraz anlamaya çalışmak istiyorum. Nasıl bir iklimdeydi Osmanlı Devleti? Her iki hocamla çok güzel paslaştığınız için siz başlayın isterseniz. Ortaya attım isterseniz. Şimdi şöyle, 1914 yılına geldiğinde aslında Birinci Dünya Savaşı'na girerken Osmanlı Devleti dünyanın hala süper gücüydü. Tabii. 1877-78 Rus Harbi Osmanlı'nın bel kemiğini kırdı. Osmanlı'nın aslında varlık sebebini yitirdiği savaş 1912-13 Balkan Savaşları. Balkan Savaşı zaten hani Osmanlı ve aslında da hani Osmanlı askerleri o son paşalar için de çok büyük bir hizmet olduğu için kimse de Balkan Savaşı'ndan söz etmez çok fazla. Şimdi böyle hadiseler yaşandı. Yıl 1914'e geldiğinde bir Birinci Dünya Savaşı meselesi var. Topraklarınız alabildiğince genişken 1918 yılına gelene kadar zannediyorum ondan önce 20 milyon kilometre kare toprağa sahip olan bir devlet 9000 kilometre kareye kadar inebiliyor. Şimdi bunların içerisinde bir şehzade diyoruz ya Sultan Vahidettin'e, böyle dönemlerden geçiliyor. İşte Sultan Abdülhamit tahta, İttihat Terakki geliyor. Ondan sonra Mehmet Reşat var. Mehmet Reşat pasif bir padişah. Sonrasında Mehmet Reşat'ın vefatıyla veliaht bir anda 1916 yılında bir anda veliaht şehzade olunca haliyle tahta geçtiği andan işte bir de Sevr Anlaşması var ki Sevr Anlaşması aslında ne diyordu, şimdi şöyle bir konu var, hep Sultan Vahdettin'i Sevr ve Mondros'la biz yargılıyoruz ama İngiltere Başbakanı diyor ki 100 yıllık bir oyunun son sahnesidir diyor Sevr Anlaşması ve bütün oynanan oyunlar aslında bunun üzerine devam ediyor.
Şimdi biz mesela bu Ermeni meselelerini araştırıp bu ekranlarda bunu da konuştuk. Ermeni meselesini konuşurken 1897'lerden itibaren, affedersiniz 1780'lerden 90'lardan itibaren başlıyor bazı olaylar doğuda. Evet. Şimdi Sevr bunların bir devamı ve Sevr Anlaşması meselesinde Vahdettin suçlanır. Ondan sonrasında Mondros Ateşkes Anlaşması tahta geçiyor. 5 ay sonra kucağında bir bomba. Atsa da patlayacak, tutsa da patlayacak. Başka herhangi bir şansı yok. Mondros Ateşkes Anlaşması derken şöyle bir tabii ki şimdi Mondros'a imza atanları zaten huzuruna dahi kabul etmiyor. Böyle bir anlaşmaya nasıl imza attınız diyor. Ancak Mondros Ateşkes Anlaşması'ndaki bazı maddeler var ki içimi kanatır. Silah bırakma, ordunun silahlarını toplama, orduyu feshetme ya da İngilizler gerekli gördükleri yerlere gelip konuşlanacaklar. Orayı alacaklar ki biz 250 bin hani tahmini rakam olarak söylenir. Hani o şehit sayısının tam şeyini de biliyoruz ama 253 bin şehidin konuşulduğu Çanakkale'yi, Çanakkale geçilmez kılınan Çanakkale Savaşı'nda müstahkem mevkileri bizim askerlerimiz Mondros'tan sonra gözyaşlarıyla teslim ettiler İngilizlere. Ve İngilizler oralara konuşlandılar. Evet. Şimdi Mondros'tan sonra böyle işte bir 7. madde var, 22. madde var, 24. maddeyi hiç konuşmayalım. Böyle meseleler varken Mondros'ta Sultan Vahdettin'e baktığımız zaman böyle bir Osmanlı içerisinde 10 yıl, yani hatta 10 yılda demeyelim buna, 8 yıl içerisinde Osmanlı coğrafyası değişiyor, Osmanlı'nın kaderi değişiyor, Osmanlı'nın dünyada yeri değişiyor ve bir de kendisini Osmanlı tahtında buluyor. Evet. Neden? Kendinden sonrakine güvenmiyor. Kendinden öncekileri zaten ne yaptığını biliyor. Mesela Vahidettin çok sevmezmiş. Abdülhamit de çok sevmez Mehmet Reşat'ı. Gök gözlü dermiş ona. Gök rengi gözleri var diye. Vahidettin de çok güvenmez Mehmet Reşat'a. Haliyle kendinden sonrakini bırakmak istemediği için böyle bir ateşten gömlek giyiyor. Ve o gömlek hem Vahidettin'i yakıyor hem de Osmanlı'yı yakıyor. Sultan Abdülhamit'in 33 yıllık bir mücadelesi var. Vahdettin'in evet. çok yakından şahit olduğu, devleti savaşa sokmamak adına Sultan Abdülhamit Han 33 yıl boyunca direniyor. Fakat Sultan Abdülhamit Han tahttan indikten sonra kısa bir süre içerisinde devlet savaşa giriyor. Aslında yaşanan olaylarda Sultan Vahdettin'in hiçbir dahli yok. Devlet savaşa girmiş, 4 yıl boyunca neredeyse savaştığı birçok cephede hep mağlubiyetler almış, yenilgiler almış. Hicaz, Yemen'de, Filistin'de, Suriye'de, Kafkasya'da, yani baktığınız zaman cephelerin Çanakkale dışında birçoğunda yenilgi almış devlet. Evet. Ve Vahdettin tahta çıktığında önüne Mondros Ateşkes Anlaşması gibi gerçekten şartları çok ağır olan ama bu anlaşmayı imzalananlara baktığınız zaman daha sonra Cumhuriyet'in kurucu kadroları arasında göreceğimiz kişileri görüyoruz burada da. Yani bu anlaşmayı imzalıyorlar ve bir kahraman gibi karşılanıyorlar İstanbul'da. Bunun sebebine baktığımızda biz aslında şunu görüyoruz. Hani sosyolojik bir okuma yaparsak burada halk gerçekten savaştan bıkkın ve yorgun düşmüş. Hı hı. Ama ortada da bir gerçek var. Vatan elden gidiyor. Bir şekilde bir şeyler yapılması lazım. Evet. Bu bir şeyleri yapmak için de Vahdettin Han'ın zaman kazanması lazım. Belki de bu dönemi en iyi değerlendirecek cümle budur. Sultan Vahdettin'in bu dönemde yaptığı en önemli şey zaman kazanmak olacaktı. Ve zaman kazanmak üzerine işte tıpkı Abdülhamit'in yaptığı gibi işte İngilizlerle biraz siyaset güdüp, biraz onları yavaşlatıp, biraz daha vakit kazanmak için çabalıyor. Buyurun. Bunu hatırasında söylüyor ya, İngiltere'yi karşımıza almamak evet. ve yakınmış gibi durmak bana hem babam Abdülmecit'ten hem de ağabeyim Abdülhamit'ten miras kalmıştır. Evet. Ben tüm iktidarımda İngiltere'yi karşıma almadım diyor. Çünkü Yunan'ı üzerimize salan da İngiltere'ydi. Başka bir tüm cephelerde Fransızları ayaklandıranlar da İngiltere'ydi. Aslında bunu çok iyi biliyor. Ama şöyle bir şey var. Şimdi Sevr Anlaşması yürürlüğe neden girmedi? Çünkü Doğu Cephesi patlak verdi. Şimdi bazen böyle maydanozun sapını yerken başka, yeşilini yerken başka konuşuyorlar. Evet. Bir ciddi olup da mevzuyu ciddi ciddi bir anlamak gerekiyor. Şimdi Mondros Ateşkes Anlaşması. Silahlar toplandı. İngilizler bizim silah depolarımızda, silah depolarımızın kapılarında İngilizler bekliyor. Ve hiçbir şekilde Vahdettin'in kıpırdama şansı yok. Yani Dolmabahçe ile artık işte Beşiktaş arası bir padişahlığı var neredeyse. Beyoğlu'nda geçen. Beyoğlu'nda. Evet. Herhangi bir şey olduğunda İngilizler Sultan Vahdettin'e geliyorlar.
bir geliyorlar. Diyorlar ki Karadeniz'de çok nettir bunlar. Evraklarda da kayıtlıdır zaten. Arşivleri karıştırsınlar. Cumhuriyet arşivimiz var. 95 milyon evrakın olduğu Osmanlı arşivinin içerisinde Cumhuriyet arşivi bölümü var. Gidip görsünler, baksınlar nerede ne yazıyor, nasıl telgraflar çekilmiş, nasıl yazışmalar var diye. Şimdi İngilizler diyorlar ki padişaha, sizin askerleriniz hatta halkınız ayaklanma başlatıyor. Karadeniz bölgesindeki Hristiyan halka zulmediyor. Asayişi sağlayın. Bahrettin diyor ki siz diyor işgal ettiniz, siz sağlayın. Hayır diyor, padişah sensin, sen sağlayacaksın. Bu sefer hani bir şey söylendi de sonra hep Vahdettin, işte Atatürk'ü Samsun'a Vahdettin gönderdi denildi ya hep. Çok evet, Vahdettin gönderdi ama 9. Kıtaat'ı komutanı olarak o güne kadar sadece Köprülü ailesine tanınan yetki tanınarak, çok büyük bir yetkiyle ki damat Ferit Paşa, hatta Mustafa Kemal Atatürk'e ilk damat Ferit'in, Ferit'le tanışmaya Cevat Çobanlı Paşa götürüyor. Çanakkale'nin 3. mevki komutanıdır. Muhteşem bir askerdir Cevat, evet. Çobanlı Paşa. O götürüyor. Cevat Çobanlı'nın çok güvendiği bir isimdir Mustafa Kemal Paşa. Tanıştırıyor ve orada damat Ferit Paşa diyor ki bu kadar büyük yetki kimseye verilmedi. Sana nasıl verildi? Yetkin çok büyük olmaz. O zaman diyor ki paşam başka şansımız yok. Gidip oradaki hani şeyleri bastıracağız. Şimdi ne Vahdettin Mustafa Kemal Paşa'yı Samsun'a gönderirken git vatanı kurtar diye gönderiyor. Ne Mustafa Kemal Paşa Vahdettin'den böyle bir emir alıyor. 8 kere görüşüyorlar. Dolmabahçe Sarayı'nda bir kere görüşmüyorlar. 8 defa görüşüyorlar Dolmabahçe Sarayı'nda. 8. görüşmeden sonra gidecek olanların listesi. İşte 23'ü subay, işte 25'i er olmak suretiyle 6 tane at, bunlara pasaport çıkıyor. 3 tane hepsi araba, 3 tane hanım var. Pandoma, yani bandırma. Biz ona sonra bandırma dedik. Hı. Bandırma vapurunda. Bir şekilde Mustafa Kemal Paşa Samsun'a gidiyor. Şimdi meseleleri çok iyi idrak etmek lazım. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a giderken Anadolu da İstiklal hareketleri zaten parça parça başlamıştı. Hocam, Mustafa Kemal Paşa Anadolu'da yaptığı şey o parça parça yanan yerleri bir ateş topu haline getirip düşmanın üzerine salmaktı ki bunu en güzel şekilde yapacak zaten. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıkıyor. Yani olayı en güzel aslında yine kendisi özetliyor. Evet. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıkıyor. Samsun'dan Havza'ya geçiyor. Havza'dan Mustafa Kemal Paşa'nın çektiği bir telgraf var. Sultan Vahdettin Han'a. Hocamın az önce bahsettiği o 8 konuşmadan 2 tanesi Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkmadan 2 gün önce, biri 15'inde biri 16'sında 2 defa görüşmüşler. Bu telgrafta Mustafa Kemal Paşa hem bu görüşmeleri anlatıyor. Yani biz sizinle bunu konuşmuştuk. Hı hı. Ben size bunu söylemiştim. Padişah bu görüşmeleri hatırlatıyor. Bu söylediklerini ve orada aslında çok dikkat edilmesi gereken bir husus var. Diyor ki millet uyanmıştı. Anadolu, evet, uyanmıştı. Anadolu, evet, ayaktaydı. O artık vatanın elden gitti düşüncesiyle son bir hamle yapmaya Anadolu hazırdı. Mustafa Kemal'in İstanbul'da Şişli'de kaldığı evde Kazım Karabekir hatıratlarında buna yer verir. Ki birçok kişinin hatıratlarında o dönemde Mustafa Kemal Şişli'de kalırken evine gelip Mustafa Kemal'le görüşen herkesin hatıratlarında bu vardır. Zaten İstanbul'da bir plan başlamıştı ve biz hep şunu atlıyoruz. Anadolu'ya ilk geçen paşa Mustafa Kemal Paşa değildi. Kazım Mustafa, Karabekir tabii, Paşa ben gidiyorum arkamdan geldi. O da kulak ameliyatı olup geleceğim dedi. Gerçekten de oldu. Ya, kendi görüşmesi Kazım Karabekir'in hatıratlarına bakın. Hı. Bizzat aralarında geçen konuşmayı, düşünceleri birbirlerine aktarıyorlar. Sen git ben de arkandan geleceğim arkandan diyor Mustafa geleceğim Kemal Paşa. Diyor. Kazım Karabekir geçiyor. Konya'ya bir grup gidiyor. Peşinden en son Mustafa Kemal Samsun'a çıkıyor. Mustafa Kemal Samsun'a çıktığında zaten Anadolu bir uyanışa hazır haldeydi. Bunu söyleyen de yine Mustafa Kemal Paşa'ydı. Kime söylüyor bunu? Sultan Vahdettin'e söylüyor. Zaten şöyle bir mevzu var. Bunu atlamamamız lazım. Büyük taarruza kadar, tam anlamıyla büyük taarruza kadar Sultan Vahdettin'le Mustafa Kemal Paşa telgraflaşıyor. Yazışıyorlar, haberdarlar. Saltanatı senin yeninize yüz sürmekten diye başlayan şeyleri var. Yani telgrafları var. Şimdi şöyle bir hadise. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a giderken zaten İstanbul Muhafızı Yüzbaşı Bennett şüpheleniyor, ikaz ediyor. Fakat İngiliz kumandan tam ismini hatırlayamayacağım ama gitsin bir şey olmaz diyor. Buna güvenmeyelim diyor. Bu Samsun'a gitmesin, bir şeyler olacak orada ve gidiyor. Burada çok önemli bir ayrıntı. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a gidiyor. İngilizler onu derdest edecekken Havza'ya gidiyor. Havza'ya gittiği zaman Havza Kaymakamı'na diyor ki sizin buradaki en prestijli din adamınız kim? O da diyor ki Molla Sıtkı. Evet.
Molla Sıtkı'yı çağır bana diyor. Cuma günü cuma hutbesi verecek. Milleti, milli mücadeleyi hazırlayacak. Molla Sıtkı cuma günü gelemiyor. İngilizler engel oluyorlar bir şekilde ya da hani anlamasınlar diye. Pazar günü çıkıyor geliyor. Orada bir mevzuları var arasında. Diyor ki neden gelmedin cuma günü, korktun mu? O da diyor ki korksaydım sarığımı kolumun altına alıp gelmezdim. Ne istiyorsun benden paşa diyor. Diyor ki kara tahtı önünde millete ne yapması gerektiğini anlatacaksın. Ve Molla Sıtkı bence tarihin en önemli günlerinden bir tanesidir ve en önemli hutbelerinden bir tanesidir. Kara tahtı önünde milleti hazırlıyor. Mustafa Kemal Paşa Erzurum'a da gidince aynısını yapıyor. Sınavı da gidince aynısını yapıyor ve bir şekilde milli mücadele başlıyor. Önemli bir ayrıntı şu. Kendisinden rütbece yüksek olanlar Kazım Karabekir Paşa gibi. Kendisini tutuklamaya giden Erzurum'a gittiğinde hani hep şey derler ya, gitti efendim ben ve ordum emrinizdeyiz paşam dedi. Hayır, gittiğinde öyle olmadı. Gittiğinde tutuklamak için gitti. O da dedi ki ona beni bir dinle. Sabaha kadar masada kavga ettiler. Telgrafhanede bizzat o dönemi yaşayanlar anlatıyor. Birlikte Kazım Karabekir ve Mustafa Kemal Paşa telgrafhaneye giriyorlar. Hı hı. Ve saatlerce o telgrafhanede yapılan görüşme var. İşte sabaha kadar kavga ediyorlar. Paşa diyor ki hayır öyle olmaz, böyle olur. Ve en nihayetinde Kazım Karabekir Paşa ben ve kolordum emrinizdeyim diyor. Çünkü kurtuluşun başka şansı ve yok. Ve Kazım Karabekir Paşa, şimdi kişiliğini tahlil ettiğimizde Kazım Karabekir Paşa belki de Osmanlı ordusunda bu cümleyi söyleyebilecek en son kişi. Çok dik başlı. Doğu Fatih'i. Çok karakteri tabii sağlam. Ki hatta daha sonra biliyorsunuz Cumhuriyet döneminde yargılandığında askerler dahi yanında ayağa kalkacak kadar sağlam karakterli birisinin herhangi bir rütbesi olmayan Mustafa Kemal Paşa'ya ordumla birlikte emrinizdeyim demesinin altında farklı bir neden mutlaka yatar. Onun şeyi de vardır ama Mondros hani imzalandıktan sonra Doğu Fatih'i ya, evet, geri gel diyorlar. Telgraf çekiliyor, geri gel diyor ki beni hain ilan edin. Ben burayı kurtardım, gelmeyeyim diyor ama geri geliyor evet. Kazım Karabekir Paşa. Nihayetinde bir milli mücadele yaşanıyor. Ve Sakarya çok önemli ayrıntılar bunlar. Hani Vahdettin'i tanımıyoruz, bilmiyoruz. Sakarya Meydan Muharebesi kazanılınca madalya, istiklal madalyaları çıkartılıyor. Evet. Ve madalyalar veriliyor. Aslında Vahdettin buna tam anlamıyla destek. Hatta bir şehzade gidiyor Bursa'ya kadar, evet, İnegöl'e kadar, sonra İnegöl'e geri kadar çevriliyor vesaire. Büyük taarruza kadar aslında ikisi birbiriyle yazışıyor. Ve Mustafa Kemal Paşa Vahdettin'i haberdar ediyor. Hatta zannediyorum büyük taarruzda Sakarya Muharebesi'nde yanlış olmasın da siz de diyor Türkiye Büyük Millet affedersin Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuştur. Siz de katılırsanız diye bir mektup var ama cevap gitmiyor. Ve büyük taarruzdan sonra zaten belki de ipler orada kopuyor. O yüzden şimdi İngilizler bir tarafta Atatürk'ü idare ettiler. Onunla iyi geçindiler. Evet, Mustafa Kemal Paşa Samsun'a giderken bir İttihat Terakkici olmayacaktı. İki, İngilizlerle herhangi bir sıkıntısı olmayacaktı. Çünkü İngiliz pasaportla gitmesi gerekiyordu. Vesair mevzularda aslında İngilizler iki tarafı da idare ettiler. Hangisi galip geliyorsa o taraftan oldular. Şimdi biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Vahdettin'e ülkeyi terk etmesi gerektiği söylendi ki suikast haberleri gidiyordu sürekli kulağına. Dolmabahçe Sarayı etrafında, işte kaldığı saray etrafında sürekli silahlar patlıyordu. Ve biliyorsunuz Bolşevik devriminde ve dünya, işte bazı hanedanlar mesela Bolşevik kurşuna dizildi insanların göz önünde. Vahdettin gitmekle en iyisini yaptı. Keşke bir İngiliz gemisiyle gitmeseydi. Ancak hani İngilizlerin her zaman güzel oyunları vardır. İngilizler oyunu güzel oynadılar. Ama şimdi biz 2022 yılında İngilizlere bir şey söylemiyoruz. Üzerimize gelen Yunanlara bir şey söylemiyoruz. Osmanlı'ya laf ediyor. Vahdettin'i hain ilan ediyoruz. İşte aslında İngiliz oyunu burada çok iyi devreye girmiş. Biz bunu anlıyoruz. Hain İngiliz'e düşman demeyen, hain Yunan'a düşman demeyen, Vahdettin'e hain diyendir. Evet. Hemen bir virgül koyalım. Şeref Hocam biliyorum ekleme yapacaksınız ama kısa bir aramız var. Ardından sizden yorum alacağım. O kadar güzel paslaşıp hocalarım anlatıyor ki heyecanlı heyecanlı hakikaten nasıl vakit geçtiğini de anlamadık. Çokça sorularınız geliyor bu akşam gerçekten. Okumaya çalışacağım hemen reklam aradan sonra. Şimdi bir ara vereceğiz ardından. Sultan Vahidettin Han'ı tanımaya ve Osmanlı son dönemlerini analiz etmeye devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara.
An ve zamana devam ediyoruz değerli tarih severler. Bu hafta Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemini ve son padişahı Sultan Vahidettin Han'ı konuşuyoruz. Çok değerli iki konuğumla beraber tekrar hatırlatmak isterim. Tarihçi yazar Nermin Taylan Erkutlu ve tarihçi yazar Şeref Yumurtacı ile birlikte Sultan Vahidettin Han'ı tanımaya çalışıyoruz. Ebete Twitter'dan çokça yazmışsınız. Şimdi okuyacağım bazılarını. Twitter'dan etiketimiz Vahdettin'i tanıyor muyuz? Etiketiyle yazmaya devam ederseniz okuyacağım. Evet hocalarım, bayağı soru gelmiş. Biraz değinmek istiyorum ya da yorumlar gelmiş. Hazır Taslı Bey, Vahidettin'i tanıyor muyuz demişiz. Tanıyoruz. Eğer Sultan Vahidettin, Sultan Reşat gibi ittihatçıların her istediğini yapan, adı Dolmabahçe Noteri'ne çıkan bir padişah olsaydı o zaman tanıyamazdık demiş. Çünkü önemsiz ve değersiz bir kukla padişah olurdu. Kuklalar tanınmaz demiş. Ertuğrul Ünal yazmış. Tanımamıza gerek var mı? Bizce var. Çünkü sokakta yürüyen 19 yaşında bir gencin tarihini bilmesi bizi ilgilendiriyor. Of. Bilmem sizi ilgilendiriyor mu Ertuğrul Bey? Özlem Kurtuluş yazmış. Abdülhamit Han'ı örnek almış. Onun ayak izlerini takip etmişliği var mıdır acaba Sultan Vahidettin? Ben bu soruya referansla şunu merak ediyorum. Evet, siz de işaret ettiniz. Sultan Abdülhamit'i örnek almıştır çokça. Sultan Abdülhamit'in uzun padişahlığı ve yaşanan olaylar, devlet yönetim politikası Vahidettin'i nasıl etkilemiş? Ya da acaba onun güçlü bir karakter olmasından sonra biraz çekingen durmuş mudur acaba etkilenerek, böyle biraz ezilmiş midir gibi bir soru geliyor aklıma. Nasıl etkilenmiş acaba? Tabii şimdi biz tarihçiler tahmini tarih yapamayız ama fikrimi söyleyebilirim bu konuda ya da ben öyle görüyorum diyebilirim. Şimdi Sultan Abdülhamit 33 yıllık saltanatı süresi içerisinde dünyanın süper gücü olan İngiltere ile iyi geçindi. Özellikle Almanya'yı çok güzel bir şekilde idare etti. Mesela Sultan Hamid'in Almanlarla olan bir hadisesi vardır. Şimdi İngilizlerle olan bir hadisesini anlatayım. Bir gün İngiliz Büyükelçi bir jurnaller ve gazete neşriyatından dolayı Sultan Hamid'e şikayete gelecek. Aslında şikayete gelecek değil, biliyorsunuz İngiliz yaptırımları var dönemde. Sultan Hamid kendisini Yıldız Sarayı'nda Mabeyn Köşkü'nde bütün odaların kapısını açtırıyor. Kış günü camları buz da gibi bir yer, camları da açtırıyor, buz gibi bir yerde zannediyorum 1-1,5 saat kadar bekletiyor. Daha sonrasında kendisi de tabii daha sonra paltosunu da girerken aldırıyor. Daha da sonra yani orada donuyor soğuktan İngiliz Büyükelçi. Daha sonrasında Abdülhamit oraya geldiğinde kendisi işte parkasıyla İngiliz Büyükelçi soğuktan donmuş, ağzı uyuşmuş. Ne diyeceğini artık şaşırmış vaziyette. Çünkü soğuk insanı kasar ve hani beyin dalgalarıyla etki yapar. Sultan Hamid tam bir şey söyleyecek, üzerine laf söylüyor. Tam bir şey söyleyecek, üzerine laf söylüyor derken İngiliz Büyükelçi söyleyeceğini söyleyemeden gerisin geri gidiyor. Yine bir şey hatıratında Cezmi Hocam'dan dinlemiştim. Selam olsun Cezmi Aslan'a. Cezmi Hoca diyordu ki Bismarck, kendisi kaynaklarıyla anlatıyordu bunu. Almanların biliyorsunuz Wilhelm ve Bismarck vardır. Biri başbakan, bir cumhurbaşkanı gibi. Yine Bismarck zannediyorum Wilhelm ülkeye geldiğinde. Wilhelm ülkeye geldiğinde Abdülhamit'le ziyareti esnasında Abdülhamit'in masasında Alman gazeteleri var. Ve Alman gazetelerinin her manşeti Bismarck. Abdülhamit diyor ki sizin ülkenizde galiba hep Bismarck konuşuluyor. Hani aslında hani ikisinin arasında sıkıntı yaşatıp kendi iç sıkıntınızı yaşayın, bize yeter ki bulaşmayın der gibi. Esasında İngilizlere de Abdülhamit böyle yapıyor. Şimdi bunları gören Sultan Vahidettin kendi saltanatı döneminde yine kendi ağzıyla söylemiş olduğu üzere bana babamdan ve sultan abimden miras kalmıştır ki ben saltanat süremde İngilizlerle hiçbir zaman karşı düşmedim. Çünkü İngilizler süper devletti, karşı düştüğünde farklı şeyler olabilirdi ama bir şekilde onları idare etme suretiyle kendi işini götürebildi. Bunu da şöyle ifade edeyim. Mesela
İngilizlerle sürekli, çünkü İngilizler artık gelmiş İstanbul'u işgal etmişler ki İstanbul çok önemli. Sultan Vahdettin bilmiş olduğunuz üzere İstanbul'u kaybetmekten çok korkuyor ki evet. İstanbul aslında Osmanlı'nın hilafetin merkezi, Osmanlı'nın başkenti. İstanbul belki de tüm ümmeti Muhammed'in göz bebeği. İstanbul giderse diğer şehirler zaten gidecek. Ve 1917'de biliyorsunuz Kudüs'e girdiler ve Kudüs'e girdikten sonra hedef zaten İstanbul oldu. 1918'de İstanbul'a geldiler. Hatta Ayasofya çok önemliydi. Tevfik Paşa, binbaşı Tevfik Paşa bütün Mondros Ateşkes Anlaşması ile beraber askerler toplandı, askerlerin elinden silahlar toplandı, asker artık terfi edildi, dağıtıldı, terhis edildi. Ancak 700 kişilik bir ekibi vardı, yani muhafız ekibi vardı. Padişah'ın muhafız ekibini bırakmışlardı, silahlı muhafız ekibi. Ve Sultan Vahdettin rivayet odur ki, beni korumayı bırakın, eğer bu Fransızlar veya İngilizler Ayasofya'ya gelirlerse Ayasofya'yı havaya dahi uçurabilirsiniz, yeter ki ayakları içeri girmesin. İşte Fransızlar, ki Despere oraya gireceğini hep İngilizler derler ama aslında Fransızlar Ayasofya'ya çan takmak isterler. Ve oraya gireceğinde Tevfik Bey der ki, eğer o pis ayaklarınız buradan içeri adım atarsa Ayasofya'yı havaya uçururuz. Siz ve biz burada ölürüz. İşte bu şekilde aslında Vahdettin belki de Ayasofya'yı kurtardı. Bunu niye anlatıyorum? Sultan Vahdettin İstanbul'u kaybetmekten korkuyordu. İstanbul giderse her şey zaten giderdi. Belki de Ankara hareketine, çünkü İzmir'in işgaline kadar, tekrar ediyorum, bakın araştırsınlar, görsünler bunları, yayınlandı. Murat Bardakçı'nın elinde bu belgeler de var zaten. İzmir'in işgaline kadar Mustafa Kemal Paşa ile Vahdettin yazıştı. Zaten milli mücadeleden haberdardı. Beraber 5 hafta Almanya'da aynı yerde kalıyor. Bunlar birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Amenna, evet, birbirlerini tanıyorlar, birbirlerinin kelamlarını biliyorlar ve bu insanlar yazışıyordu. Belki de İngilizleri İstanbul'da idare etmeseydi ya da üzerine sal, mesela İngilizler geliyorlar diyorlar ki işte Ankara hareketini bastır. Vahdettin diyor ki siz işgali siz yapıyorsunuz, siz bastırın. Hayır diyor, padişahsın sen bastır. Diyor ki param yok, askerim yok, terhis ettiniz askerlerimi. O zaman diyorlar, bir ordu oluşturuyorlar ve o kurulan, Vahdettin kurduğu ordu Sakarya'ya geçince Atatürk'ün işte milli mücadeleye katılıyor. Şimdi Şakir Paşa mıydı, ismini tam hatırlayamıyorum ama Şekip Paşa mı, Şakir Paşa zannediyorum. Vahdettin'in Ankara hareketini durdurmak için İngilizlerin isteğiyle İstanbul'da oluşturduğu ordu Sakarya'ya geçince öbür tarafa katılıyor. Şimdi bu ordu niye oraya geçiyor? Vahdettin bu orduyu niye kuruyor? Daha sonra işte hain ilan etmesi. Bana göre evet, işte ölüm fetvasını alması, hain ilan etmesi meselesi. Evet, belki yanlış olabilir ama hain ilan edip İngilizleri bir şekilde burada idare edip, çünkü bu mesele önemli, onları idare ediyor İngilizleri. Evet, tam da burada hemen araya girip aydınlatmak istiyorum. Şimdi işgal altındaki ülkelerde ülke yönetime geleneği zor. Osmanlı zor ve dış baskıların olduğu bir iklimde işgalciler, İngiltere vesaire buradayken birden fazla ülkeyi birden idare edip zaman kazanma çabasında mıydı? Bunu mu anlamalıyım ben burada? Yoksa başka bir politika mı var? Şimdi ben İstanbul hareketinde, hocam bir şey söyleyecek de. Az önce söylediğinizi, Sultan Vahdettin kendisi aslında tahttan indikten sonra bir yazı kaleme alıyor. Şu şekilde ifade ediyor. Dünya savaşının sonuçlarından sorumlu olan suçlulardan tevessür eylediğim kesintisiz musibetlere karşı münhasıran şahsımı siper ettim diyor. Yani aslında Anadolu hareketini orada belki de bu kadar kolay çalışmasını sağlayan, bütün tabiri caizse kurşunların önüne kendisini atması oldu. Yani her noktada ki baktığınız zaman, şimdi hep damat Ferit Paşa'yı, hani Subahdettin hain diyenler damat Ferit Paşa hükümetini öne sürerler. Fakat baktığınızda Ali Rıza Paşa hükümeti, Salih Paşa hükümeti, Tevfik Paşa hükümeti, yani Sultan Vahidettin'in 4 yıllık iktidarının büyük bir kısmında sadrazamlık yapan hükümetlerin
çoğunluğunun milli mücadeleye destek verdiğini görüyoruz. Özellikle son sadrazam Ahmet Tevfik Paşa, Kuvayi Milliye'ye en büyük desteği veren kişidir. Hı. Maddi manevi. Az önce söylediğim şeyi düzelteyim hocam, müsaade ederseniz. Kuvayi İnzibatiye isimli bir ordu kuruluyor. Hani İngilizler gelip şimdi isim dedim ya, tam hatırlayamadım diye. Kuvayi İnzibatiye isimli askeri ordu kuruluyor. Vahdettin İngilizlerin baskısıyla Ankara hükümetini bastır diye İzmit'i geçince Süleyman Şekip Paşa İzmit'i geçince Anadolu hareketine ilhak ediyor. Sanki danışıklı dövüş. Şimdi bu çok önemli bir mesele aslında. Hani biz Vahdettin'i tanıyor muyuz? Ya da o dönemde olan neyi nasıl biliyoruz? Orada Kuvayi İnzibatiye hala bugün ders kitaplarında dahi ayaklanma olarak anlatılır. Hocamın söylediği bu kısım hep göz ardı edilir. Söylenmez yani, çok. Dillendirilmez. Söylenmiyor. Yani Kuvayi, evet, bir Kuvayi İnzibatiye ordu kuruluyor. Fakat Sakarya'ya geldiğinde Ankara hükümetine katılıyor. Ki az önce bahsettiğim bu hükümetlere baktığınız zaman Ali Rıza Paşa'da, Salih Paşa'da, Tevfik Paşa'da, Sultan Vahdettin gitmek zorunda kalıyor vatanda ama bunlar İstanbul'da kalıyor. İstanbul'da kaldıklarında bunların hepsi İstanbul'da vefat ediyor. Hı. Vefat ettiklerinde de bu üç sadrazamın üçü de devlet töreniyle kaldırılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından düzenlenen resmi törenlerle kaldırılıyor. Kim? Sultan Vahdettin'in sadrazamları. Ama Ahmet Tevfik Paşa zaten Mustafa Kemal Paşa ile aralarında aslında bir ailevi bağ da var. Bağ da var. Çünkü Fikriye Hanım, yani Atatürk'ün ilk eşi, eşi olduğunu Salih Bozok da hatıratlarında söylüyor. Hani Latife Hanım aslında resmi nikahlı eşidir Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra. Ama ilk eşi şeydir, Fikriye Hanım'dır. Ahmet Tevfik Paşa Fikriye Hanım'ın Fikriye Hanım'ı o yetiştirmiştir. Çünkü Fikriye Hanım babadan yetim kalıyor. Ahmet Tevfik Paşa'nın eşi Elizabeth Tevfik Paşa yetiştiriyor. Çünkü bu samimi arkadaşının kızı, yetim kalınca alıp onu yetiştiriyor. Aslında bir şey bağları da var. Yani görüşmüşlükleri, işte Fikriye Hanım zaten yanında o yıllara kadar. Fikriye Hanım yanındayken onun hani babalığı diyebileceğimiz Ahmet Tevfik Paşa Osmanlı Sadrazamı. Şimdi olayın koptuğu nokta şurada başlıyor hocam. Şimdi az önce dedik ya kutuplaşma diye. Evet. Mustafa Kemal İstanbul'da kaldığı süre içerisinde bütün askeri erkanla, yani milli mücadeleye destek verebileceğini düşündüğü tüm askerlerle görüşüyor. Kimi onu ziyarete geliyor, kimi o ziyarete gidiyor. Şimdi bu ziyaretlerde, bu konuşmaların tamamında artık İstanbul'da bir kurtuluşun mümkün olmadığını ve kurtuluşun Anadolu'dan sağlanması gerektiğini, ki buna Vahidettin'in de bazı konuşmalarda, Vahidettin Han'ın da bu görüşte olduğu aralarında konuşuluyor. Çünkü haberler geliyor. Birçok kaynakta var. Şimdi biz bunları bir kenara bırakıp Mustafa Kemal'i sadece Anadolu'daki ayaklanmayı bastırmaya gönderdi dersek o zaman yanılırız. Yani İstanbul hükümeti de tanımıyordu. İngilizler de tanımıyordu. Kimse tanımıyordu. Mustafa Kemal geldi kendiliğinden Anadolu'ya geçti. Bu çok basit bir yaklaşım olur yani. Mustafa Kemal'in ne yapmak istediğini Sultan Vahdettin çok iyi biliyordu. Bir kere İttihatçıları sevmediğini çok iyi biliyordu. Almanya seyahatinde bunu gördü. İstanbul'daki çalışmalarından çok iyi haberdardı. Ki Mustafa Kemal'in bizzat, bakın, kendi konuşmasında, burada bir kısmı sansürlenmiş ama diyor ki Vahidettin Han, paşa paşa şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin. Bu ettik olması lazım. Normalde söylem böyle. Çok hizmet ettik diyor Vahidettin Han. Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir. Elinin bahsettiği kitabın üstüne bastı ve ilave etti. Tarihe geçmiştir. Bunları unutun dedi. Asıl şimdi yapacağın hizmet de hepsinden mühim olabilir. Paşa paşa devleti kurtarabilirsin. Bunu Mustafa Kemal yazıyor. Mustafa Kemal'in kendi kalemiyle yazdığı hatıraları. Yani burada son görüşmede bu konuşuluyor. Ve şunu söylüyor Mustafa Kemal. Bu görüşmeden sonra Samsun'a gitti. Bu görüşmeyi yapıyor. Bunu da Havza'dan yazdığı telgrafta bu görüşmeyi hatırlatıyor padişaha. Burada diyor ki bu son sözlerle hayrete düştüm. Acaba Vahdettin benimle samimi mi konuşuyor? O Vahdettin ki işte yabancı hükümetlerin yüzünü derece aletleriyle temasa anlatıyor. Acaba samimi mi diyor bana bunu söylerken Sultan Vahdettin Han? Çünkü orada bir ışık görmesi lazımdı. Hı hı. Vahdettin'den o ışığı aldı. Anadolu'da bunu az önce de ifade ettik. Gerek Kazım Karabekir'le, gerekse diğer paşalarla şunu söyleyemeyiz. Bunu da defalarca daha önceki belki de birçok programda konuşulmuştur.
Sultan Vahdettin, Mustafa Kemal'i işte Anadolu'yu kurtarsın, İstanbul'u işgalden kurtarsın ya diye mi? İster hareketini başlatmak için Samsun'a göndermedi. Yani göndermedi. Net olarak böyle bir ifade biz bilmiyoruz. Rastlamadık, evrağını görmediğimiz bir şey söyleyemeyiz. Hani ortalıkta böyle şeyler dolaşıyor. Sanki Milli Mücadele'nin işte kahramanı. Başkanı, kahramanı, evet, müsebbibi, başlangıcını yapan kişi Vahdettin'dir gibi söyleniyor ama hayır. Şöyle, Mustafa Kemal Paşa'nın kendi lisanını anlattığı bir şey var. Anadolu'ya geçerken diyor, bir cumhuriyet kurma fikri aklımda vardı ancak bunu en yakınıma dahi söyleyemezdim. Evet. Bu her şeyi aslında anlatıyor. Evet, Mustafa Kemal Paşa Samsun'a gitti. Aldığı görev başkaydı. Samsun'a gittiği zaman o istiklal hareketlerini, halkın zaten ayaklandığını gördü. Oradaki hani o parça parça olan puzzle'ın parçalarını bir araya getirdi. Evet, puzzle'ın parçalarını bir araya getirdi. Ondan sonrasında Sakarya, Büyük Taarruz, İzmir'in işgali, Yunan'ın denize dökülmesi mevzuları, hasılı bir ülke kurtarıldı. Bu ülke kurtarıldıktan sonra aralarında zaten burada sadece Vahdettin meselesi değil. Vahdettin'le ayrı düştüler. O ana kadar yazıştılar. İzmir'in en son meselesine kadar, işgaline kadar yazıştılar. Ondan sonra aralarında o hani bağlar koptu, ipler gerildi. Çünkü bir ülke vardı. Hı hı. O ülkeyi birisi idare etmesi gerekiyordu. Saltanat kaldırılıyor. Hatta bu şöyledir. Şunu da izah edelim. Bakın, Büyük Taarruz'dan sonra Ankara'ya telgraf çeker Ahmet Tevfik Paşa. Az önce, evet, söylemiş olduğum mevzu. Diyor ki, bundan sonra beraberce oturup büyük konferans için hazırlanılsın. Yani hem Ankara hükümeti hem İstanbul hükümeti büyük konferans için hazırlanırsın denir. Ve bunun tarihi, şurada herhalde almıştım tarihini. Evet, şöyle ifade edeyim. Net söyleyeyim. Bundan sonra Ankara ve İstanbul bir araya gelip büyük konferansı konuşmalı diyor Ahmet Tevfik Paşa telgrafta, telgrafın orijinali. Atatürk diyor ki, siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Bu cevabı verir. Büyük Taarruz 26 Ağustos 1922'dir. Yani Ahmet Tevfik Paşa bu telgrafı 26 Ağustos 1922'de göndermiştir. Hı hı. Mustafa Kemal Paşa, siz kendinizi ne zannediyorsunuz demiştir. Cevaben de saltanat 1 Kasım 1922'de kaldırılmıştır. Ağustos'un sonu, Ekim, Kasım, arada neredeyse 1,5 aylık bir süre var. Anlatabiliyor muyum? Artık ipler gerildi. Ancak biz biliyoruz ki zaten Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra birlikte hareket ettikleri Kazım Karabekir Paşa gibi ve diğer birçok Tevzi Çakmak Paşa gibi birçok arkadaşıyla da zaten araları gerildi. Şimdi biz hani daha önce de bu ekranlarda yine bunu konuştuk. İşte biz Mehmet Akif Ersoy gibi bir şairimiz daha, bir abide şahsiyetimiz daha olamaz. Yok. Biz bir Abdülhamit daha yetiştiremedik. Yok, gelmedi. Ama Mehmet Akif ile Abdülhamit arasındaki sıkıntıyı, evet, tarafgirlik yapıp sanki takım taraftarı tutuyormuş gibi Abdülhamitçiler, Akifçiler diye ayrıldı. Evet. Akif doğduğunda 1873 yılı, 1876'da Abdülhamit tahta geçmişti. Akif'in kanının deli aktığı dönemde Abdülhamit tahtaydı ve bir takım yasaklar, işte zorunlu bazı şeyler yaşanıyordu. Bu insan biri şairdi, biri padişahtı, birbiriyle sıkıntı yaşadılar. Ama Abdülhamit Akif'i herhangi bir şekilde cezalandırmadı, hapse atmadı, kendi aralarında olan diyalogtu. Hı hı. Şimdi biz de gelmişiz 2022'de, efendim Vahdettin mi tutalım, Mustafa Kemal Paşa'yı mı tutalım, Atatürk'ü mü tutalım diye. Hayır, Vahdettin Osmanlı'nın son padişahıydı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu da Mustafa Kemal Atatürk. Bir milli mücadele verilmiştir. Milli mücadeleyi yok sayanlar, aynen, 8 bin şehidi yok sayıyor. Nasıl yok sayabilirler? Bu şehitler üzerinde ayakta duran bir devlette bizler şu an yaşıyorsak, her karış toprağımızda, her kademimizde, her merdivenimizde, her çatımızda, her binamızda o şehitlerin gözyaşı, kanı ve emeği var. O yüzden birilerini tutmak için, birilerini itmek, birilerini atmak yerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kim emek vermişse, geçmiş bütün kahramanlarımıza, padişahlarımıza hayırla yad edip ülkemize sahip çıkmamız gerekiyor. Böyle yahu siyasetin, şimdi çok affedersiniz de, ben yakın zamanda bir tweet attım. En son İzmir'de bir düğün için gitmiştim bir yıl önce. Kordon'da bir otelde kalamamıştım kokudan. Ve İzmir'de yürüyememiştim kokudan.
Siyasi çıkarlar uğruna gidip geçmiş bir padişahına küfredercesine laf söylemek yerine önce herkes kendi işini yaparsa o zaman hain değil, biz de kahraman oluruz bu ülkede. Herkes kendi işini yapsın. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Kesinlikle demiş öyle. Kemal Atatürk. Yani burada çok güzel bir noktaya değindiniz hocam. Biz birilerini bir taraf olmak için karalama içerisindeyiz. Ama şunu unutmayalım ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran kadronun tamamını Osmanlı Devleti yetiştirdi. Abdülhamid'in açtığı okullarda yetiştirdi. Osmanlı Devleti yetiştirdi. Bu devlet için gerek Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale'sinden Kafkasya'sına kadar, gerek Sakarya'da, gerek Büyük Taarruz'da yine aynı Osmanlı'nın yetiştirdiği insanlar şehit oldu ve bize bu toprakları emanet ettiler. Şimdi biz onların bize kanlarıyla ve canlarıyla emanet ettiği bu topraklar üzerinde rahatça yaşarken onlara sövme lüksünü görüyoruz kendimizde. Ya da işte bir taraf olmak için yaptıklarını. Ya günün bugün de bakın etrafınızda siyasi işte görüyoruz, siyasiler birbirleriyle tartışırken birbirine neler söylüyorlar. Fakat işin perde arkasında farklı şeyler olabiliyor. Ki Vahidettin de işte diyorsunuz Büyük Taarruz'a kadar bizzat görüştü Mustafa Kemal'le, haberleştiler. Kendi yazdıkları var. Şimdi burada yargısız infaz yapıyoruz. Ya da tek bir açıdan bakıyoruz. Yani bir tarafta ben şunu çok iyi yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir taraftan Nut'u okuyalım. Bir taraftan da Sultan Vahdettin'in kendi yazdıklarını okuyalım. Evet. Yani yargısız infaz yapmayalım. İki tarafta bu devlete, bu millete gerçekten büyük hizmetleri olan insanlar. İki taraf demeye bile gerek yok. Evet. Çünkü menzil aynı. Aynı hocam. Menzil. Çünkü bakın, herkes o dönemde kendi döneminde vaziyeti kurtarmanın, durumu idare etmenin, saltanatı korumanın ya da devleti kurtarmanın devlet yönetiminin temelini teşkil ettiğini biliyordu. Elinden geleni aynen yapmaya öyle çalıştı. Herkesin, burada kutuplaşmanın bir manası yok. Niçin Sultan Vahidettin'i ve Atatürk'ü düşmanmış gibi gösteriyoruz? Yani neden ötekileştirmeye çalışıyoruz, kutuplaştırmaya çalışıyoruz? Bakın, hocam çok güzel söyledi, çok özür dilerim. Biri Osmanlı son padişahı, biri de Türkiye Cumhuriyeti'nin komutanı. Bitti. Bu kadar. Şimdi burada İki noktaya çok iyi bakmak lazım. Bakın Sultan Vahidettin Han diyor ki mabuduma aşk ve imanım kuvvetlidir. Gerçi bilinen şartlar sebebiyle dinime, vatanıma, milletime arzu ettiğim kadar hizmet etmeye vakit ve imkan bulamadım. İse de asla ihanet de etmedim. Gerçi sizin isabetli görüşünüzü kabul edip Anadolu'ya gidemedim. Sultan Vahidettin'in kendi sözleri. Demek ki kendisi de Anadolu'ya geçmek İstemiş Sultan Vahdettin Han ama içinde bulunduğu şartlar ve yanındakiler buna engel olmuş. Sorularımızdan biri de oydu. Evet. Gitmek istedi mi? Gitmek istedi. Gidemediyse de ailesinden birilerini gönderdi gitti. Mi? Gitti. Ailesinden hocam az önce söyledi. İzmit'e kadar Ömer Faruk Efendi gitti. İzmit'e kadar gitti ama ona şey denildi. Daha önce sana gel dedik, gelmedin. Şimdi de şimdi niye geliyorsun? Gelme dediler. Ama şöyle biliyoruz. Hem hanım sultanlardan hem de şehzadelerden İstiklal Mücadelesi'ne maddi yardım gönderen. Kesinlikle. Hilal Ahmer. Evet ve Kızılay aracılığıyla ve özellikle işte gemilerle, takalarla silah taşındığını ve onlara yardım edildiğini biliyoruz. Aslında şurada elimde iki tane mektup var. Bunlar belki de durumu çok güzel özetliyorlar. Vahdettin'in bir mektubu var. Kızı Sabiha Sultan'a. Bunu müsaadenizle okuyayım. Sonra Sabiha Sultan'ın da içinde bulunmuş olduğumuz günümüzü özetleyen çok güzel bir yazısı var. Onu da okuyarak devam edeyim. Diyor ki Vahdettin, benim güzel Sabiha'm, İstanbul'dan nasıl elim bir mecburiyet ayrıldığımı biliyorsun. İhtiyar ve hasta vücudumun bütün bu maddi ve manevi elemlere tahammül edebilmesi bana mucize gibi geliyor. Endişem alemin vaziyeti, ıstırabım ise çektiğim ayrılık acısının getirdiği elemdir. Şimdi bir köşeye çekilip alemi yanıma alabilmenin derdiyle ve vatanımın saadet ve selameti için dua etmekle meşgulüm diyor kızına. Sürgündeyken kızı, yazıyor bu. Evet, sürgündeyken. Kız da diyor ki bu mektuba cevap değil de Sabiha Sultan'ın kendine izahı. Ben tarihçi değilim. Memleketiyle birlikte bedenen ve ruhen yıkılmış, bahtsız bir hükümdarın kızıyım. Bana dinimin İslam olduğunu, ecdadımın kurduğu vatan sevgisiyle birlikte telkin ettiler. Ben bu iki akideyi kanımın içinde duyarak büyüdüm ve ihtiyarladım. Gönlüm ister ki Türk milleti tarihine karşı hürmetkar olsun. Geçmişteki büyüklerin koruyuculuğunu ve büyüklüğünü unutmasın. Onlara tam kıymetlerini versin. Osmanlı Devleti'nin tarihte kazandığı azimetli, vakarlı yeri küçümsenmesin. Bugün Cumhuriyet kurulmuş, ailemiz vazifesini yapıp gitmiştir. Türk milleti değişmemiştir. İmparatorluk ayrı bir devir idi.
Fakat o da Türk'ün idi. Bugünkü cumhuriyette Türk'ün malıdır. Evet. Şimdi bunu söyleyen son padişahın kızı, son halifenin de gelini. Aslında özetliyor. Her şeyi özetliyor. İmparatorluk anlatıyor geçti yani. Gitti. Bir özetleyen mevzu da var. Kanuni Sultan Süleyman muhteşem yüzyıl padişahı. Oğlu Bayezid isyan edip Selim'le savaşınca 10 bin kişinin oluk oluk kanı aktı. Evet. Bu iki şehzadenin savaşında ve İran'a sığındı. İran'a sığınınca Şeyh-i İslam'dan kanuni fetva istedi. Oğlumun vaziyeti nedir? O da el-hak infaz edilmelidir diye. Hani bugünün tabiriyle söylüyorum. Fetva gelince Kanuni Sultan Süleyman bir de Sadrazamı Rüstem Paşa'ya sorar. Der ki sen ne dersin paşa? Şeyh-i İslam fetva verdi. Sen ne diyorsun? Rüstem Paşa diyor ki evet sultanım el-hak ölümü hak etmiştir. İdam edilmelidir. Kanuni diyor ki ne kadar kolay söylüyorsun. Benim ne evlat senin ne devlet senin. Evet. Şimdi Vahdettin'e gelelim mi? Ne devlet bizim ne de saltanat bizim. Evet. Biz böyle 2022'den çok rahat konuşuyoruz ama o dönemin dünyasında Mustafa Kemal Paşa olmak da zordu. Vahidettin olmak da zordu. Ama bence hepsi hakkıyla vazifesini yerine getirdi. İyi ki buradayız. Bir noktaya dikkat etmek gerekiyor aslında. Çok önemli bir nokta. Eğer Vahidettin Han Sevr Anlaşması'nı imzalamış olsaydı bugün bunların hiçbirini konuşmuyor olacak. Çünkü Vahdettin Sevr'i imzaladı mı diye konuşurlar ya, evet. Hocam. Sevr hala devam ediyor. Sevr projesi. PKK onun uzantısıdır. Bak, Nutuk. Hala devam eder, ediyor ve Sevr'i Batı bir şekilde bize uygulamaya çalışıyor. Mustafa Kemal Paşa Nutuk'ta biliyorsunuz anlaşma olarak bahsetmez. Sevr evet, projesi olarak bahseder birçok yerde. İlber Hoca'nın da aslında Atatürk kitabında bu durumu anlatırken çok güzel bir cümlesi var. Diyor ki Sevr'in reddedilmesi Anadolu Harekatı için müthiş bir puandı. Şayet Anadolu Hareketi ile bir farz-ı mahal muvaffakat olmasak, dağıtılsak bile Türk tarihi için bu onurlu davranış ortaya koyulmuş olurdu ki o şartlarda hep direndik. Evet. Eğer Sultan Vahidettin o günün şartlarında ya artık ben her şeyi çekiyorum elime ayağımı deyip Sevr Anlaşması'nı imzalayıp kenara çekilseydi bugün ne Mustafa Kemal Paşa'yı konuşuyor olurduk ne Sultan Vahidettin'i konuşuyorduk. Her şey o anda bitmiş olurdu orada. Fakat o Sevr Anlaşması'nın imza, Sevr Projesi'nin uygulamaya konulmaması, Sultan Vahdettin'in orada zaman kazanmak için İngilizleri devamlı oyalaması. Çünkü bahsettiğimiz süreç kısa bir süreç değil. 1918'de savaş bitiyor. 1922'ye geliyoruz. Hala Sevr Projesi Osmanlı'ya dayatılmaya çalışıyor. Evet. Uzunca bir süreç var arada. Ve bunu kabul etmiyor Sultan Vahdettin. İmzalamıyor da. Ortaya da bugünkü tablo çıkıyor. Sevr Anlaşması ile alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Hani az önce Goldstone dedi ya 1888 yılında İngiliz Başbakanı Goldstone'un bir sözüyle başlıyor bu. Diyor ki Türkleri geldikleri yere gönderme vakti artık geldi. Oradan daha sonra demiş. Fransa ve İngiliz, şimdi tarihlerin hepsini benim çok uzatmamak için söyleyeceğim. Türklerin artık diyor üstün ırklar üzerindeki hakimiyeti sona ermeli. Ve bu peyderpey devam edince üstün ırk dediği hangi ırklar biliyor musunuz? Kendi dinlerinden olan Ermeniler vesaireler. Daha sonra bir Ermeni meselesi başlıyor. Özellikle Fransız devriminden sonra 1800 yıllarda artık 1800'lerden sonra Doğu'da bizim Doğu kaynamaya başlıyor. Hı-hı. Ve bitmiyor. İşte 1970'de, 1922'de, işte 1918'lerde bu mevzu Sevr Anlaşmaları meselesi ortaya çıkıyor ama tabii imzalanmıyor. 22'de başka bir şey konuşuluyor. 1940'larda başka bir şey. 1970'lerde, 1994 yılında şimdi bilirsiniz yurt dışından Türkiye'ye gelenler Diyarbakır'a gidiyorlar önce. Asala terör örgütü bir Ermeni örgütüydü. Ondan sonra isim değiştirip PKK'ya tekabül ediyor. Aslında Sevr Anlaşması bitmedi. Hala daha devam ediyor. Evet. Sevr Anlaşması'nın temelinde İstanbul merkezli bir Hristiyan devlet kurulmasıdır. Ki Tabii. Şurada bir şey de var. Bakın 1994 yılında Avrupa Birliği Fener Rum Patriği Bartolomeos'a İstanbul merkezli devlet başkanı ünvanı veriliyor. Verildi 94'te bu ünvan. 94'te Bizans Devlet Başkanı Bartolomeos denildi. Şimdi zaten anlaşma bu hala devam ediyor diyoruz ya. Biz 2022'deyiz. Ancak bu 200 yıllık anlaşma hiçbir zaman onların hayalinden gitmedi. Hı hı.
Hayallerini zaten oraya yansıttılar o zaman. Tabii. Şimdi de hala bu hayallerinin peşinden koşmaya devam ediyorlar. Bugün sınırlarımızın etrafında olan, yaşanan olaylar aslında o zaman yaşananlardan farklı şeyler değil. Hedef aslında aynı nokta. Yani devleti, hocamın az önce ifade ettiği o Türkleri geldiği yere geri gönderme, batılı oryantalistlerin ortaya koyduğu bu düşünce hala devam ediyor. Batı'da birçok noktada, birçok akademisyen, hocam da bir araya gelmiştir. Konuşulan hala bu noktada var. İşte Yunanların bugün yaptığı saldırıların temelinde, tabii, İstanbul temelinde bir Hristiyan devleti kurmak en büyük amaçları. Hepsinin hala hayali. Hatta yine notlarım arasında şöyle bir şey var. Aynı yıl 1994'te Belçika'ya giden Bartolomeos, Belçika kralı tarafından Bizans devlet başkanı olarak karşılanıyor ve öyle ağırlanıyor orada günlerce. Şimdi bunlar daha sonra Demirel bu durumu sert bir dille eleştiriyor ve Batı bu sefer sevr maddelerini ele almaya başlıyor. Hasılı San Remo konferansı ve hala devam eden bir sevr meselesi. Ama biz kendi içimizde, kendi devlet büyüklerimizle ilgilenmekten, onlara kendi tarafımıza göre etiket yapıştırmaktan aslında bize oynanan oyunların hakikatine varamıyoruz. Kutuplaşmaktan, evet, olayın gerçek yüzünü göremiyoruz. Göremiyoruz, evet. Nasıl kutuplaşmaktan? Şimdi çok güzel bir yere getirdi hocam. Sevr'den sonra biliyorsunuz biz Sevr'i kabul etmedik. Hı hı. Sevr bir projeydi. Sevr'i kabul etmedi. Diğer devletler de imzalamadı ki meclislerinde. Çünkü Sevr meclislerde imzalamadı. Ölü doğmuş bir bebek tabiri caizse böyle tabir ediliyor. Ama akabinde biz bir anlaşma imzaladık. Bakın olaya objektif baktığınız zaman neyi göreceksiniz? Şimdi Lozan Barış Anlaşması diye bir anlaşma imzaladık. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu anlaşmayla bağımsızlığını kazandı. Fakat Lozan Barış Anlaşması hala imzalandığı şekliyle günümüze kadar geldi mi? Hayır. Değişti çok. Niye? Kim değiştirdi? Şimdi Lozan'a baktığınız zaman Lozan'ı imzalayanlar önce Lozan'dan rahatsız. Nasıl rahatsız? Lozan'ın Boğazlar Maddesi bizzat Mustafa Kemal hayattayken, değil mi? Lozan'ın Boğazlar Maddesi ortadan kaldırıldı ve Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile yeni bir hüküm getirildi. Hatay aynı şekilde. Evet. Kıbrıs aynı şekilde. Yani o dönemin şartlarında evet bizim önümüze bir anlaşma getirdiler ve biz bu anlaşmayı barış açısından imzalamak zorunda kaldık. Fakat imzalayanlar dahi o dönemin şartlarında imzalanan bu anlaşmayı akabinde değiştirdiler. Boğazlar Maddesi'ni değiştirdiler. Hatay hükmü değişti, Kıbrıs hükmü değişti. Evet. Yani Lozan'da olduğu şekliyle günümüze gelmedi. Bugün kutuplaşmak adına bunu da kullanıyorlar. Yani imzalanan anlaşma o dönemin şartlarında imzalanmıştır. Bu dönemin şartlarında eğer gücünüz yetiyorsa daha fazlasını elde edebilirsiniz. Nitekim Amerika ben senin Lozan'ını, evet, tanımıyorum diye. Diyor. Yani güçlü olan, güçlü olanın masaya yumruğunu vuran masadan tabii, istediğini alıyor hocam. Aynen öyle. Yani biraz o yüzden buna böyle bakmak lazım. Şimdi Sultan Vahdettin, az önce bir soru gördüm Twitter'da. Sultan Vahdettin o dönemin şartlarında diyorlar ki niye İngiliz gemisine binip gitti? Evet, Özlem Kurtuluş sormuş. Çok şimdi, güzel bir soru. Başka şartlarda gitme şansı var mıydı demiş. Şimdi şöyle, olaya şöyle bakmak lazım. Az önce siz ifade ettiniz. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a kimin vizesiyle çıktı? İngilizlere. Bakın vize mecbur, burada her tarafta yayınlanıyor. 5 imza olmak ondan zorunda. Ondan önce birçok devlet liderine yazdığı mektuplar var, evet, bu arada. Evet. Mustafa Kemal Paşa'nın İngiliz vizesi. Evet. Mustafa Kemal Paşa yanında gidecek kişilerle az önce saydığınız atlara, erlere, arabalara kadar İngilizlerin verdiği vize. Sultan Vahidettin de işgal altındaki bir topraktan çıkmak için o toprağı işgal eden merciye başvuruyor. Önce sözlü olarak başvuruyor. Yazılı olarak başvurmak istemiyor. Fakat onlar da yaz diyorlar. Yaz diyorlar. Bize bunu yazılı olarak başvur diyorlar. Sultan Vahidettin de ki anlatılır Refet Bey'di yanlış hatırlamıyorsam, arasında geçen diyaloğu anlatıyor. Padişahın yanına oturduğumda bacak bacak üstüne attığımda ayağımın ucu padişahın burnuna değecek gibiydi diyor. Padişah bu şartlar altında sarayın önünde silahlar atılıyor, can güvenliği tehlikede ve orada kalsa az önce dediğimiz gibi büyük bir kargaşa çıkacak İstanbul'da. Kardeş kardeşi vuracak çünkü hala daha saltanatı savunanlar var. Bakın meclis konuşmalarına girip bakabilirler. Bunların hepsi bugün açıklandı. Gizli oturumları da açık meclisin. Açık görüşmeleri de var. Mecliste konuşulanlar saltanat kaldırılırken dahi ya milletvekillerinin ortaya koyduğu görüşler var. Hala padişahı savunanlar var gittiği gün dahi.
Eğer Sultan Vahdettin bu durumda ısrar etseydi, aynı 10 bin kişi işte Kanuni Sultan Süleyman döneminde meydana gelen olay yine meydana gelecekti. Birinden birinin vazgeçmesi gerekiyordu. Ki ortada Lozan Konferansı vardı. Olayı şöyle değerlendirmek lazım. Lozan Konferansı'na gittiğimizde İngiliz hükümeti İstanbul hükümetini ve Ankara hükümetini birlikte davet etmek istiyor. Birlikte gittiler davet. Zaten. Birlikte Tevfik Paşa, Londra Konferansı'na gittiler birlikte. Peşinden Lozan'a da birlikte davet ediyorlar. Ve biliyorsunuz Tevfik Paşa'nın Londra Konferansı'nda Mustafa Kemal Paşa ile alakalı artık söz milletindir diyor. Evet. Yani feragat ediyor. Evet, feragat ediyor. Artık söz milletindir. Bu çok önemli bir şey. İngilizlerin ortaya koymak istediği orada bir ikilik. Yani TBMM hükümetiyle İstanbul hükümetini birbirine düşürmek isteyen bir İngiliz oyununa karşı sadrazam burada söz sahibi Türk milleti adına Büyük Millet Meclisi hükümetidir diyor. Ve sözü onlara veriyor. Kendisi orada tek bir kelime etmiyor. Lozan'a geliyoruz. Eğer Sultan Vahdettin ısrarcı bir şekilde kalsaydı İstanbul hükümeti de Lozan'a gidecekti. İkisini evet, birden çağırıyorlardı. Evet, evet, çünkü. Evet. Ama Sultan Vahdettin gittikten sonra Lozan Konferansı TBMM hükümetiyle galip devletler arasında yani Birinci Dünya Savaşı'nın galibiyle milli mücadelenin galibi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti arasında geçiyor. İşte burada bu taraftan da okumak lazım. Yani tek bir açıdan bakıp yaftalamak çok kolay. Aslında hani çok veciz bir söz. Bir nehir bulanmışsa anlayın ki oradan uzun bacaklı bir İngiliz geçmiştir. İngilizlerin bu topraklardaki amacı Türkleri Anadolu'da işte zaten Sevr'deki yer belliydi. Anadolu'da küçük bir yere sıkıştırmak. Daha sonra oradan da atacaklar zaten de. Hani İstanbul'u ele geçirmekti. Ancak hiçbiri olmadı. İkilik çıkartmak, hatta üç devlet haline getirmekti. Ancak olmadı. Nihayetinde Vahdettin de sessiz sedasız bence çok iyi yaptı. Kesinlikle. Bu ülkeyi terk etti. Ha ailesi sıkıntıya girdi. Çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar gittikleri yerlerde. Ve hiçbir zaman zaten Sultan Vahdettin, daha sonra hani halife Abdülmecid Efendi seçiliyor ya, diyor ki hayır, beni Peygamber Zişanımdan başka hiç kimse şeyden alamaz. Hilafetten alamaz. Hilafetten alamaz diyor. Ben şeyi bıraktım, tahtımı bıraktım. Ben hilafeti bırakmadım ve halife benim diyor orada. Aslında o dönemde burada Abdülmecid Efendi ben halifeyim diyor da Vahdettin hayır benim diyor. İmzaları da bu şekilde atıyor. Evet. Sultan Vahdettin Malaya gemisiyle Malta Adası'na, oradan da davet üzerine Mekke'ye geçiyor. Evet. Mekke'ye geçtiğinde aslında Mekke'nin başında da Şerif Hüseyin var o dönemde. Şerif Hüseyin'in niyeti hilafet makamını tekrar kendi eline almak için Sultan Vahdettin oraya. Bakın burada bile aslında... Çünkü İngilizler ona söz vermiş. Hocam burada bile aslında bakın Sultan Vahdettin, şimdi diyoruz ki o son dönemi incelendiğinde yokluk içinde geçiyor. Fakat hiçbir yardımı kabul etmiyor. Pakistan'dan bir yardım geliyor kendisine. Pakistan'da bir gazete Sultan Vahdettin için yardım kampanyası yüklü miktarda bir para toplanıyor. Bir kişi görevlendiriyor. Sultan Vahdettin'e bu para gidiyor. Vahdettin diyor ki benim bu paraya ihtiyacım yok. Siz bu parayı alın oradaki medreselere hilafet, halife namına oradaki medreselere dağıtın diyor. Parayı kabul etmiyor. Öldüğünde tabutuna haciz konuluyor. Kızın mücevherlerini bozduruyor. Her şeyini yani satıp o hacizi kaldırtıyor. Böyle bir yokluktaki bir adam sadece Mekke Şerifi Şerif Hüseyin'e hilafeti verseydi belki de el üstünde krallar gibi dünyanın en güçlü krallarından daha güçlü bir şekilde yaşama imkanı vardı. Notlarım elinde. Arasında da var. Musul'da, Kerkük'te ve Orta Doğu'daki evet. aile mülklerini yoksulluğuna rağmen satsa evet. Aslında varlık İngilizlerin içinde, için satmadı. Varlık içinde yaşardı normalde. Evet. Bakın satmamasına karşın şimdi bakın burada şu, işte diyorum ya hep bir açıdan bakıyoruz. Eğer Sultan Vahdettin o toprakları satıp kendi rahatını düşünseydi biz 1926 yılında İngilizlerle Ankara Anlaşması için masaya oturamayacaktık. Anlaşma yapıyoruz ve Musul petrollerinden biliyorsunuz %10'luk payı 25 yıl süreyle Türkiye'ye veriliyor. Biz bu parayı peşin alıyoruz daha sonra ama bu topraklar satılmış olsaydı bunlar anlaşma konusu dahi ileride olmayacaktı. Bütün yokluğa rağmen vatanına en ufak bir ihanette dahi bulunmamak üzere hayatını geçiriyor. Bu noktada bütün söylemleri, hocamın az önce anlattığı hikaye, benim askerim diyor, hakaret edemezsiniz diyor. Normal şartlarda
vatanından kovulan birinin yapabileceği bir davranış mı? Bugün ben kendimi onun yerine koyuyorum. Ben yapamazdım. Zor ve acı bir şey. Kesinlikle ülkeden çok... ayrılmak her ne için olursa olsun kötü ve üzücü bir şey gerçekten. Yani ve babadan mı... dededen kalan toprak. Kalan toprak, emanet edilen Fatih'in toprak. Fatih'in torunusun. Şöyle bir şey var. Hem doğuda hem batıda aslında hükümdar o devletin kendine Allah tarafından kendisine emanet edildiğine inanır. Böyle bir kültür var İlk aslında. Türk devletlerinden beri hep böyle geliyor. Böyledir. Evet. Yani Avrupa'da da imparatorluklarda böyle aslında. Bir hükümdarın kendine emanet edilmiş bir devlet var. Bu emanet bırakıp arkasına bırakıp gitmek çok acı bir olay. Kesinlikle. Yani bu yapılabilecek kendisinin de aslında kabul ettiği bir şey değil. Az önce anlattığımız sebepler var ya, yaklaşık iki saattir konuşuyoruz. Bazı sebeplerden bahsediyoruz. Yani Sultan Vahdettin ben bırakayım gideyim kendi hayatımı yaşayayım diye gitmedi. Bir şeylerden vazgeçti. Kendinden tavizler verdi. Niye taviz verdi? Evet, bu topraklarda insanlar özgür ve bağımsız bir şekilde yaşasınlar diye bir şeylerden vazgeçti. Vazgeçmeyip savaşabilir miydi Ankara hükümetine karşı? Savaşabilirdi. Madem İngilizler bu kadar Vahidettin'i seviyor, Vahidettin kaçmak yerine asker isteyemez miydi? Destekleyin Ankara hükümetine karşı savaşacağım ben kardeşim. Sizin kuklanız olan, sizin mandanızda olan bir devlet kuracağım burada. Pek tabii diyebilirdi. Bunu yapmayı tercih etmedi. Nitekim, Ankara hükümetiyle karşı karşıya da gelmedi. Evet, gelmedi. Nitekim aslında hani bu hain miydi tırnak içerisinde söylemleri üzerine Ertuğrul Osmanoğlu, yani Vahdettin oğlu olan Ertuğrul Osmanoğlu, şöyle bir hadise var. Biliyorsunuz Adnan Menderes döneminde hanımlara ülkeye girme izni verildi. Evet. Daha sonrasında da 70'li yıllarda, 70'li yıllarda erkeklere izin verildi. Ve Ertuğrul Osmanoğlu ülkeye gelmedi. Neden? Affedildiniz, ülkeye gelin denildi. O da dedi ki ben suç işlemedim ki. Neyden affedildi? Daha sonra biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Erdoğan başbakanken gitti. Ellerine pasaportlarını verdi ve o şekilde ülkeye geldiler. Aynen. Durumu ne güzel özetliyor değil mi? Biz suç işlemedik ki. Ve ben Nesçe Osmanoğlu'nu tanımıştım. Allah rahmet eylesin. Onların yaşadığı acılar aslında vakarlı duruşları, bir Osmanlı ailesinden gelmiş oldukları. Ancak onların o çocuk yaşta hainin torunu sıfatıyla yaftalanmaları ve giderken yurt dışına ülkesiz gitmeleri. Şimdi haindi yaftası başka bir şey. Vatansız sıfatı bir insana kimlik verilirken yurt dışına çıkarken bambaşka bir şey. Çok büyük acılar, çok büyük dramlar yaşandı. Onlar ayrı bir program konusu. Ailesi ile ilgili, çocukları, ailesi nasıl bir tavır aldı? Daha sonradan gittiler yanına mecburen. Evet. Orada nasıl bir dram yaşandı ailesiyle ilgili? Zaten Sultan... Ailesini de önce bırakıp gidiyor değil mi? Burada bırakıyor. Burada bırakıyor. İstanbul'da kalıyor. Akabinde ailesi, Saint Romain. Hatta şey derler ya, işte dört karısını İngilizlere emanet etti. Kime emanet edecekti? Ya. Yani kimi bırakacaktı? Yani bugün ülke işgal altındaydı. Az önce bakın bir örnek verdim. Aslında içinde bulunduğu durumu Ankara hükümetinin de ona bakışını gösteriyordu. Yanlış hatırlamıyorsam Refet Bey'di. Bacak bacak üstüne attığımda ayağımın ucu padişahın burnuna değecek şekildeydi diyor. Karşısında oturan İslam halifesi, 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu'nun son varisi, iyi veya kötü 600 yıl boyunca kabul edelim ya da etmeyelim. Ne açıdan bakarsanız bakın 600 yıl boyunca bu devlete, bu millete hizmet etmiş bir aileden bahsediyoruz. Dünyanın en uzun süre tek hanedan noktasında ayakta kalan devletidir Osmanlı Devleti. İyisiyle kötüsüyle bize Türkiye Cumhuriyeti'ni miras bırakmışlardır. Evet. İşte bunların hepsini göz ardı edip siz bir insanı bu noktaya ittiğinizde yani gitmekten başka bir çare artık kalmadıktan sonra gidiyor. Gittikten sonra da ailesini yanına alıyor. Büyük yokluklar çekiyor. Kendi hatıratlarında çoğu zaman aç yattığını tasarruf edebilmek adına, parasını yetirebilmek adına çoğu zaman akşam yemeği dahi yemeden yattığını, bu süre içerisinde içtiği sigara çok kalitesiz. Zaten akciğer hastalığı olduğunu... Öldüğünde bir ciğeri yoktu, bitmiş, bitmişti. Yani. Buna rağmen işte bir tiryakiliği var. Çok kötü kağıtlara, İtalyan askerlerinden böyle
alıp bulup buluşturduğu kağıtlara sararak içtiği bir tütün var. Bu yoklukta işte ailesi ve gelenlerle beraber iyice yükü artmış bir ailesi var omzunda. Bunların hepsinin geçimi Sultan Vahdettin'in üzerinde. Bir taraftan ailesini geçindiriyor. Bir taraftan içinde bulunduğu durumu okumaya çalışıyor. Çünkü sadece bakın Sultan Vahdettin gittikten sonra her şey bitmedi. Vahdettin içinde bulunduğu durumdan az önce bahsettim. Şerif Hüseyin gibi yararlanmak isteyenler de vardı hala. Padişahın hala İslam halifesi olduğunu ve çünkü gelenekler bunu getiriyor. Onun bu durumundan yararlanıp bu durumdan fayda sağlamak isteyen çok kişi oldu. Bunlara karşı da bir mücadele verdi. Çünkü ona para vererek içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için para vererek halifelik makamını belki farklı noktalarda Türkiye'ye karşı bir çift başlık olarak tekrar kullanmak isteyen kişiler oldu. Buna karşı da bir dik duruş sergiledi. Sadece yoklukla değil, bir taraftan da bunlarla mücadele ediyordu. Bunlarla mücadele ederken de hocamın anlattığı kıssada, olayda kendi askerine de laf söyletmeyen bir padişah görüyoruz. Kahrol Mustafa Kemal Paşa sözünü siz benim askerime bu şekilde diyemezsiniz. O bir Türk askeridir diyor. Şimdi bir tarafta bu, bir tarafta 2022 yılında oturmuş koltuğuna çok güzel bir şekilde işte niye o gemiye bindi, niye buraya gitti, niye şunu yaptı diyen bizler. O dönemin şartlarını, içinde bulunduğu durumu çok iyi okumak lazım. Evet. Nitekim yurt dışına giderken vatansız pasaportu verilenlerin pasaportlarının hepsinde Sultan Vahdettin Tuğralı mühür vardı. Evet. Yani devlet kimin, vatan kimin, bu devlet, bu vatan kime emanet, kimler ne için uğraştı, ne için bize bıraktı ve biz şimdi neyin derdini gidiyoruz. Bir tanesi Twitter'dan yazmış, hanımefendi sallayıp duruyorsunuz diye. Efendim ben sallamıyorum. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri diye bir arşiv var. 95 milyon evrakın olduğu, 400 bin belgenin olduğu ama sizin mezar taşımı okuyacağız diye Osmanlıca'yı reddettiğiniz bir arşivin içindeyim. Sallayıp durmuyorum. Belgelere ve bilgilere dayanarak burada bir şeyler konuşuyoruz. Kimse terbiyesizlik yapmasın. Herkes haddini bilsin. Oturdukları ülkenin de kıymetini bilsinler. Geçmiş ecdatların da sahip çıkmayı öğrensinler. Nitekim babalarına birisi küfür etse ne oluyor derler. Ne oluyor dersin. Ama ecdadına küfür ettiğinde oturup öyle dört bacaklı hayvan gibi seyredemezsin. Herkes haddini bilecek ve ağzını açtığına dikkat edecek. Özellikle söylüyorum, Osmanlı'nın ahırının sergi salonu, Osmanlı'nın fabrikasının müze, Osmanlı'nın mezbahanesini kongre salonu yapıp yurt dışından gelen hemen her misafirimizi bir Osmanlı eserine götürüyoruz da içinde bulunmuş olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin doğru düzgün bir yapısı, bir eseri olmaksızın ki şimdilerde var da hani olmaksızın hep Osmanlı eserleriyle övünüyoruz ya. Ondan sonra geçip Osmanlı'ya laf ediyoruz. Nesişe Osmanoğlu diyor ki güzel ne görüyorsam, yaşarken söylüyordu. Güzel ne görüyorsam hepsi dedelerimin. Dedelerinden mirastı. Bu topraklar da bize miras. Geçmişe sövmekten vazgeçsinler. Oturup aynaya baksınlar. Herkes bir kendini çeki düzen versin. Bu topraklarda artık öyle Osmanlı'ya laf söylemek. Ben belediye başkanıyım. Ben muhalefet partisiyim. Yani şimdi muhalefet partisi lideriyim de ben Sakarya Meydan Muharebesi'nin bir tarihçiyim arkadaşlar. 20 yıldır burada kalem oynatıyorum. Yaklaşık 22 yılda eğitim aldım bu konuda. Ancak Sakarya Meydan Muharebesi'nin kusura bakmasınlar Sakarya'da olduğunu ben yeni öğrendim. Ondan sonra da bu insanlar çıkıp Osmanlı'ya laf söylesinler. Ya ben hocam, Nermin hocamın cesur kalem olduğunu söylemiş miydim? Hocam, anlamış oldular evet. Bazı noktada yani az önce söyledim ya, oturduğu yerden söylemek çok kolay. Çok fazla mesaj alıyoruz. Şimdi biraz önce de baktım. Evet, az önce çok de fazla az önce de konuştuk. Ya olayı dramatize etmenin ya da farklı boyutlara çekmenin bir manası yok. Konuda bir kutuplaşma varsa çok güzel, yani çok fazla mesaj geliyor. Evet. Çok meraklıyız milletçi ama böyle bir şey yok. Bakın, biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Benim konuştuklarım birileri diyor ya, hocamın bahsettiği şahıs diyor ki ben ilhamımı Nutuk'tan aldım. Hı hı. Şimdi bir açıdan bakmayın kardeşim. 1920'de 23 Nisan 1920'de meclis açıldı, doğru mu? 24 Nisan 1920'de ben paylaştım birkaç gün önce galiba.
24 Nisan 1920'de Mustafa Kemal Paşa'nın meclis kürsüsünden yaptığı konuşmayı açıp okuyun ya. Evet. Diyor ki idam fermanı, hani diyorlar ya, niye Vahdettin hain? Mustafa Kemal'e idam fermanı verdi. Şimdi Mustafa Kemal'e bakıyorum. 24 Nisan'da bir konuşma yapıyor meclis kürsüsünde. Bu olaydan bahsediliyor. Mustafa Kemal de diyor ki zat-ı şahanelerinin bizzat ağzından dahi bunu duymuş olsam baskı altında bunu söylediğini evet. anlardım diyor. Bunu söyleyen Mustafa Kemal Paşa. İlham al. İlham al, buradan al. Ya da edepli ol, büyüğüne saygı göster. Aynen öyle. Ağzını açarken kelamlarına dikkat et, değil mi? Aynen edep. Öyle. Aynen öyle. Edep. Hocalarım, çok güzel bir program oldu. Hakikaten yine anlamadık, zaman nasıl geçti. Fatih'i konuşurkenki gibi sakin değildiniz değil mi? Sakin değildiniz ama gerçekten ben size zaten cesur kalem diyorum. Televizyonda söylemedim, kalmıştı. Burada da söyledim. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Şeref verdiniz. Aydınlandık, bilgilendik. Çok da fazla mesaj geldi. Satır aralarında cevaplamaya çalıştık. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür tekrardan geldiğiniz için değerli tarih severler. Bu akşam, bu hafta Osmanlı son dönemini ve Sultan Vahidettin'i anlamaya ve aktarmaya çalıştık. Umarım bir şeyler aktarabilmişimdir, aktarabilmişizdir. Teşekkür ediyoruz yoğun katılımınız için. Haftaya yine görüşmek üzere, an ve zamanda görüşmek üzere. Haftaya buluşalım, iyi akşamlar.